Evet, evlilik ve ilişki danışmanı sevgili Serhat Yabancı stüdyomuzda. Serhat'cığım hoş geldin programımıza. Bugün yaşadığımız bütün acılar ve sıkıntılar yarının gücünü azaltıyor. Şimdi yarının gücünü azaltmamak, kendimizi birazcık daha toparlamak, yaşadığımız sıkıntılara göğüs germek için bugün yine programımızda bir uzmanı ağırlıyoruz. Bu arada programa başlamadan önce gerçekten Türkiye'nin en acı kaybıdır Doğan Cüceloğlu. Kendisi Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mutlaka senin de söylemek istediklerim vardır. Ya inanın ki kendime gelemedim hala. Yani o kadar sevdiğim, herkes tarafından sevilen, çok sevilen bir hani Türkiye dedesini kaybetti. Ben geçen hafta kendisiyle yayın yaptım. Bu hafta da doğum gününü kutladım 9 Şubat'ta. Kendi dedemi kaybetmiş kadar üzgünüm. Yani o bizim gerçekten bilim ve ilim Türkiye için babamızdı. Çok önemli bir değer. Evet, çok önemli bir yani değer. Mekanı cennet olsun. Allah kalanlara sağlık saat versin. Gerçekten çok kıymet verdiğimiz, çok Türkiye'de çok sevilen ve yazdığı kitapları bu kadar gönle dokunan, yani birçok yazar var ama onun yeri gerçekten çok ayrıydı. Evet. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ölüm ani her an kapımızı çalabilir. Evet. Her dert bizim için. Ölümden hariç her derdin bir çaresi var. Bakın ölüp gittikten sonra yapacak hiçbir şeyimiz kalmıyor. Ama hayattaysak o yaşam mücadelesini verme gücümüz de var, değil mi? Evet. Sloganımız şu, bugünkü sloganımız. Bugünün derdi yarının gücünü azaltmasın. Sevgili seyircilerimiz, hadi dertleşelim. Programımızda bir uzmanımız var. Evlilik ve ilişki danışmanı. Eğer evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili sorunlarınız varsa lütfen bize ulaşın. Program süresince de ne olur, ay ben şimdi canlı yayına bağlanacağım da nasıl milyonların önünde derdimi anlatacağım demeyin. Arkadaşlarım telefon başında, telefon numaralarımız burada, dertleşmek için bizi arayabilirsiniz. Instagram adresimi de veriyorum, buradan bana da yazabilirsiniz. Biz sizin derdinizle ilgileniyoruz. Bulunduğunuz şehri, adınızı, soyadınızı vermenize hiç gerek yok. Sadece ve sadece derdinizi anlatın ve derman bulalım beraberce. Evet. Serhat'cığım programımızda şöyle bir konseptimiz var. Önce sorularla başlıyoruz. Seyircilerim soruyor. Ondan sonra konuklarımızı alacağız tek tek. Hazırsan hemen başlayalım. Başlayalım. Olur mu? Şimdi bir seyircimiz diyor ki kocamın benden beklediği iki şey var. Bunlardan bir tanesi yemek ve çamaşırlarımı yıkamak. Sadece yemek ve çamaşırlarını yıkadığım zaman onun için evlilik düzgün giden bir evlilik diyor. Fakat ben de kendi kendime soruyorum Nur Hanım diyor. Böyle evlilik olur mu? Evet. Şimdi evliliğin içini boşaltırsak evliliği belediyenin hizmetine dönüştürüyoruz. Yani temizlik, yemek, aş. Evlilik böyle bir mekanizma değildir. Çünkü bunu gidermek için evlenmeye de gerek yoktur. Ama bugün, erkeklerin böyle beklentileri var evlilikten. Ya şöyle biraz da öğretilmiş bir sistem. Yani annenin rol model olması. Yani biz insanları evliliğe nasıl ikna ediyoruz? Evlen yaşlılığında biri sana baksın diye. Bakın biz bakıcı arıyoruz. Bakıcı arama mantığıyla evliliği motive etmeye çalışıyoruz. Evlen, yalnız kalma. Evlen, biri sana baksın diye. Bu evlilik değildir. Evliliğin iki ana misyonu vardır aslında. Karı koca arasındaki ilişkinin. Duygusallık ve cinselliktir. Evliliğin varoluş amacı bu. Diğerleri evlilik sorumluluklarıdır ama tek başına değildir. Yani temizlik yapmak, yemek yapmak, eve para getirmek ya da işte ampul bozulduğunda onu değiştirmek. Bunlar evlilik içerisindeki sorumluluklardır ama evliliğin kendisi değildir. Hanımefendinin bahsettiği sorudaki ana mekanizma problem çözmekten öte kadını değersizleştiren bir ne düşünce. Ne yapsın peki? Ya kadın burada, eğer böyle bir şey istiyorsa ne yapabilir? Kocası böyle bir şey istiyorsa bu kadıncağız ne yapabilir? Burada evlilikteki hastalığa odaklanmak lazım. Karı koca ilişkisi hasta orada. Aa, ne demek? Tabii ki yani aralarındaki ilişki hasta olduğunda ilişkiler yani duygusal paylaşımlar, zihinsel paylaşımlar, cinsel paylaşımlar eksik ve yetersiz olduğunda insanlar başka kanallara yönelirler. Ya işkolik olurlar ya aşkolik olurlar. Ya yani ya işine bağımlı olur. Erkek yani bu evlilik hasta mı diyorsun? Bu evlilik hasta. Erkek kadına hizmet veren gözüyle bakıyorsa o evlilik hasta bir evliliktir. Çünkü evliliğin varlık nedeni bu değildir. Ne tavsiye ediyorsun peki? Eşiyle görüşsün. Ne kadar değersiz hissettiğini, kendisini burada nasıl algıladığını ona mutlaka aktarsın. Karı kocalık ilişkisini güçlendirsin. Yani böyle bir mekanizma varsa ortada bu aynı zamanda karı koca arasındaki ilişkinin ne kadar az olduğunu gösteriyor. Şimdi, bazı evliliklerde şey gibidir ya hani karı koca arasında hiçbir ilişki yoktur. O ilişki sadece
çocuk için yürür, el alem için yürür, annenin tansiyonu çıkmasın, evet, babanın işte millet şekeri şey çıkmasın, millet bir şey demesin diye yürüyen bir evlilik şeklidir. Çok doğru söyledin, biliyor musun? Yani birilerinin ihtiyacı giderilsin diye, işte yok aman boşanırsam annemin tansiyonu çıkar, babamın şekeri çıkar, el alem benimle ilgili şunu düşünür. Bu şekildeki bir amaç veya bu şekilde yürütülen bir evlilik veya bu şekilde yapılan bir evlilik hasta bir evliliktir. Bu evlilik değil. Bak, bir şey daha öğrendik. Hasta evlilik, yani her evlilik evlilik değil. Bir ölçün, test edin. Evliliğiniz hastalandı mı yoksa evliliğiniz sağlıklı mı? Kesinlikle. Bunun kriteri şudur. Ben şuna bakarım. Evliliğin düzeyi ne olursa olsun, en iyi beygirli arabanız olsun, en geniş evde oturun ama karı kocalık ilişkiniz iyi değilse hasta bir evliliktir. Peki evliliğin mesela hastalanmaması için en temel neden cinsellik mi? Ya erkek, bu mesela burada birçok araştırma var bununla ilgili. Erkeklere en iyi evlilik nedir diye sormuşlar. Cinsel tatmine odaklanmışlar. Kadınlara en iyi evlilik nedir diye sormuşlar. Duygusal tatmine odaklanmışlar. Bir kadın yorgunluktan bahsediyorsa çok yorulduğu için değildir. Eşinin ilgisizliğinden dolayı yorgunluktan bahsediyor. Öyle kadınlar biliyoruz ki 6 çocuğu çeviriyor, kocayı da çeviriyor ama yine de mutlu. Yakınmıyor. Niye? Çünkü duygusal tatmin yaşıyor. Evet. Yani kadın eğer bir evlilikte yorgunluktan, bıkkınlıktan bahsediyorsa en temel yoksunluk duygusal yoksunluk. O zaman evlilik iki kişi arasında geçtiği için cinsel ve duygusal yönden doyum noktasına ulaşırsan evliliğin hastalanmaz. Tabii ki de, ama biz neye odaklanıyoruz? Biz zannediyoruz ki daha geniş bir evimiz olursa, daha iyi bir arabamız olursa, daha iyi bir tatile gidersek mutlu olur. Bu ülkede sadece fakirler boşanmıyor ki Nur. Çok iyi arabası olan, çok iyi evleri olan, çok iyi yaşam tarzı olan, en üst düzey konforda yaşayan insanlar da boşanıyor. Tabii canım, para hiçbir şeyi çözmüyor. Demek ki orada bizim odaklandığımız ekonomik şartların çok iyileşmesi evliliği kurtaracak düşüncesi bir yanılgı. Ve bununla ilgili birçok bilimsel araştırmalar da var. Yani parayı kazanıyorlar, boşanma oranları artıyor. Çok enteresan değil mi? Yani oysa para mutluluk getirmiyor. Para mutluluk getirmiyor. Sen mutlu olmayı bilmiyorsan para da mutluluk getirmiyor. Hiçbir şey de mutluluk getirmiyor. Yani demek ki bulunduğumuz şartlarda nasıl mutlu olabileceğimizi aslında keşfediyor ve buluyor olmamız, evet, lazım. Geçen hafta rahmetli Doğan hocam bana aynen şunu dedi. Dedi ki Serhat'cığım dedi, 82 yaşında öğrendiğim şeylerden biri de şu. Hayata yüklediğin anlamdır senin mutlu olup olmaman. Yani mutluluk senin hayata yüklediğin anlamdır. Hatta şeyi de tartıştık. Sana $1 milyon çıksın diyelim. Hı hı. Mutluluk düzeyin diyelim ki 60'ta. $1 milyon kazanıyorsun, 90'lara çıkıyor. Bir sene sonra yine 60'a iniyorsun. Çünkü ya o ilk ulaştığımızda bize bir konfor sağlıyor. Bir refah düzeyi sağlıyor. O güne kadar ulaşamadığımız birçok şeye ulaşıyoruz. Ama bir süre sonra herkes fabrika ayarlarına geri dönüyor. Evet. Yani neydi o zaman mutluluk? Hayatta yüklediğimiz anlam. Allah rahmet eylesin, evet. Doğan Cenoğlu yorumuyla. Ne hayatta demiştin? Yüklediğimiz anlamdır mutluluk. Yani hayatta ve olayları doğru yorumlarsak o bize mutluluk verir. Dışarıdan, evet, hiçbir şey bizi mutlu etmiyor. Şimdi bu beyefendinin hayata yüklediği anlam ne, çok merak ediyorum. Soru gelsin ekrana. Sevgili seyircilerimiz, bu programda Türkiye'nin en gerçek yaşam hikayelerini ve en gerçek sorularını izliyorsunuz. Bakın, 37 yıllık kocanız bir televizyon programına şöyle bir mesaj atıyor. Diyor ki 37 yıllık koca, ben karımdan sıkıldı. Vay, 34'müş pardon. Ha, 3 yıl. Yönetmen de beni uyarıyor, 3 yıl. Ha 3 yıl ha 5 yıl yani. Kocam diyor ki bu karımdan sıkıldım diyor. 37 yıl sonra mı aklına geldi? Ne yapması lazımmış bu beyefendinin? Sıkılmak bir sonuçtur. Neden değildir. Bakın, ayrılmak bir sonuçtur. Sıkılmak bir sonuçtur. Sevginin bitmesi de bir sonuçtur. Sevgi kendiliğinden başlamaz, kendiliğinden bitmez. Bu insan eğer ilişkisinden sıkılmışsa kendisiyle ilgili kısma odaklanacak. Sen 37 yıl sonra bir şeyden sıkılıyorsan burada kendinle ilgili olan konuya odaklanacaksın. Hayır, o hanımefendi üzerine odaklanıyor. Ama hayır, karımdan ondan sıkılmıyor. Sıkıldım. Ondan sıkılmamıştır aslında. Onun kendi geçirdiği devinimlerle ilgili bir problem vardır. Yıllar sonra birinden sıkılıyorsan ve ortada rutin dışında anormal bir durum yoksa bu seninle ilgili bir şeydir. Yani 36 yıldır sıkılmadın, 37. yıl sıkıldıysan. Bravo. Bir evlilik danışmanı olarak söyler misin? 34 yıldır bir insan bir şeyden sıkılmayıp da 35. yıl niye sıkılır? Niye? Başka birine mi aşık olmuş? Başka birine aşık olması da bir sonuçtur. Biz hep şey zannederiz. Birine aşık oldu, yuvasını yıktı. Birine aşık oldu, evliliğini bitirdi. Hayır. Ben onlara determinist bir, yani daha nedensel bir şekilde bakalım. Onu bir sonuç olarak görürüm. Ne oldu da boşandı? Ne oldu da aşık oldu? Biz onu ikiye ayırıyoruz. İlişkisel bir problem mi, kişiliksel bir problem mi? Şimdi bu beyefendi 34 yıl sıkılmayıp 35. yıl sıkılmışsa onun hayatını incelemek lazım.
Ama burada gelip de ihaleyi eşine yüklemesi büyük bir insafsızlıktır. Sakın yani sunucu da delirdi mi, Nur da delirdi mi, niye sorulara kızıyor demeyin. Vallahi işte buna kızıyorum. Neden kızıyorum? İhaleyi kadınların üzerine yıkmasına doğru değil, kızıyorum. Doğru yani. Değil. Bu mesajı gönderen erkek kadın, yani bilimin cinsiyet dili olmaz. İster kadın yazsın, ben 35 yıl sonra kocamdan sıkıldım. İster erkek yazsın, fark etmez. Ama işin doğası şu, yıllar sonra eşiniz gelip size ben senden sıkıldım diyorsa kusuru kendinde, direkt aramayacaksın. Çünkü sen 34 yıldır bu insana sağlıklı, mutlu bir evlilik sürdürüyorsan, son bir yıldır onun hayatında ne değişti? Ruhsal yapısında ne değişti? Ekonomik düzeyinde ne değişti? İnsan iflas ettiği için evliliğini gözden geçiriyor. Depresyona girdiği için evliliğini gözden geçiriyor. Birdenbire piyango çıktığı için de evliliğini gözden geçiriyor. Yani her şey olabilir. Tek evlenmekte, boşanmakta hak. Hak. Şimdi birçok parametre... Allah'ın en sevmediği helallerde. Tamam, evet, evet, boşanmasak iyi olur ama boşanıyoruz, ne yapalım? Bu kadar çok etken değiştirirken bir kişinin gelip de ben burada ne hata yaptım ki kocam benden sıkılıyor diye kendine suçu yüklemesi, kendi kul aklına girmesidir. Peki ne dersin? Ekran başında şu anda bizi izliyor beyefendi. Şu anda bak bu ekranın hemen arka tarafında 34 yıllık karısından öyle bir sıkılmış ki, hatta ben buraya niye sinirlendiğimi şu anda anlatamıyorum. Yazdıkları var, bunu ekrana taşımak istemiyorum yani. Şunu söyleyeceğim. Bu eşiyle beraber çözmesi gereken bir konudur. Neden sıkılıyor? Duygusal eksiklik mi? Cinsel eksiklik mi? Başka bir süreç mi? Yani hayatında hangi dinamik değişti ki böyle bir duyguya kapıldı? Hayatım, 34 yıllık evli bir adam şu anda kaç yaşındadır mesela, tahmin et. Ya 34, hani minimum 18 hesaplarsak 52 oluyor. 52 ortalama yaşında. 25 yaşından önce de evlenmeyi pek önermiyorum, tamam, ben. 25 yaşında 60 diyelim uzun. Düşün. 25 yaşında 60'a gelmiş. 60 yaşında. Cinsellikten dolayı mı karısından ayrılıyordu? Ya çok böyle hipotez kurmak istemiyorum ama o da bir etken olabilir. Duygusallık da bir etken olabilir ama şunu da unutmamak lazım. Cinsellikten boşansa bile, ayrılsa bile, sıkılsa bile bu kadın suçu değildir. Niye biz burada ihaleyi hep diğer ya şeye benziyor bu. Kim önce karakola şikayete giderse o daha haklıdır gibi. Kim önce evlilikten şikayetçi oluyorsa sanki onun hiçbir suçu, günahı yokmuş gibi. Olur mu? Sen sıkıldın. Tabii, aslında burada bir de kadını dinlemek lazım. Tabii ki de, kesinlikle. Bizim meslekte şöyle bir şey vardır. İki tarafı dinlemeden hiçbir zaman sağlıklı bir yorum, sağlıklı bir yol çizemezsiniz. Evet. Yani şimdi bir şey soracağım. Enteresan sorular geliyor. Dedim ya, bu programda gerçekten enteresan sorular, enteresan konular var. Şimdi bir gece kalkıyorsunuz su içmeye. Mutfağa doğru giderken yandaki odanın ışığının açık olduğunu fark ediyorsunuz. Aa, içeri bir giriyorsunuz ki kocanız internette kadınlarla konuşuyor. Benden ne duymak istiyorsun? Senden ne duymak istiyorum diye, ben seyirci senden ne duymak istiyor onu soruyorum şimdi. Hanımefendi diyor ki, Nur Hanımcığım diyor, sizce kocam beni aldatmış sayılıyor mu sayılmıyor mu? Ya bizcesi değil de sizcesi benim için çok önemli. Aslında sana sorarken soruyu sorana sormak istiyorum. Mesela bana bunu geziyor, tamam, sosyal medyada. Tamam, soruyu soran şu anda karşında. Ben de ona diyorum ki, benden ne duymak istiyorsun? İsmini niye veremiyorum? İstemediği için veremiyorum. İhtiyacımız yok zaten. Ben ona direkt soruyorum. Diyorum ki, benden ne duymak istiyorsun? Diyor ki, hocam sence aldatma mı? Şimdi bu soruyu soran insan zaten bu durumdan rahatsız olduğu için soruyor. Zaten cevabı biliyor, sana teyit ettirmek istiyor. Sence aldatma mı? Yani içeriye bakmak lazım. Diyelim ki o kadın bir akrabası, bir ablası veya bir rahatsızlığı. Bir içeriği, hayatım, tanımadığı başka kadınlar. Bak, diyorum ya, detaylar her zaman önemlidir. Bakın, detay... Tamam, içeriye bakalım o zaman. İçeriye baktık. Peki. Başka bir kadın konuştuğu varsa. Konuştuğu kadın, hayır. Konuştuğu kadın hiç tanıdığı bir kadın değil. Kadınlar bu arada. Tamam. İnternet üzerinde başka başka kadınlar. Biz bunu zaten tartışmaya açmaya gerek duymuyoruz ki. Bu zaten ihlal edilen bir davranış. Yani evliliğin güvenlik alanını, sadakat sınırını zorlayan bir davranış. Aldatılmaya girer mi? Girer tabii. Aldatmanın reali sanalı yoktur. Aldatma aldatmadır. İster yazışsın, ister görüntülü görüşsün, ister mesajlarsın, ister WhatsApp'ta yazışsın, ister gitsin bir yerde oturup çay içsin veya başka bir şey yapsın. Peki ne yapmak gerekir böyle bir durumda? Gecenin bir yarısı kalktık ve kocamızı yan odada böyle ışığı da kapatmış bir şekilde başka kadınlarla yazıştığını gördük. Su içmeye giderken bir anlamda bastık onu yani. Bastık. Ne yapacağız? Kişi ne yapmak istiyor? Bak, seçeneğine... Ben ne yapmak istediğimi söylemiyorum canlı yayında. Şimdi ben burada bir danışman olarak şunu söylerim. O odayı kafasına geçiririm herhalde. Bilinenin aksine, çok enteresan, bilinenin aksine aldatılanlarda boşanma oranı en düşük rakamlardadır, biliyor musun?
Biz hep şey diyoruz ya, böyle aldatıldı vur tekmeye gitsin, böyle hani böyle kişisel gelişimci gazcıları vardır ya, işte yakaladın vur tekmeye gitsin, öyle değil. O iş öyle olmuyor. O gazcılardan biri de benim herhalde. Bilmiyorum. Ya o iş öyle değil. Çünkü ortada bir tarih var. Bir evlilik var. Bir süreç var. Yani bazıları diyor ki tamam bir kere hata yapmış, ben bir şans vereyim. Bu şansı hak edip hak etmediğini de deneyeyim. Ondan sonra karar vereyim diyor. Bazıları dediği gibi vuruyor tekmeye gidiyor. Ne yapmak lazım? Kişi bu öncelikle şunu çok net söyleyebiliriz. Eşinden bunu saklamayacak. Bunu gördüyse onunla bunu konuşacak. Sen bu konuyu kapattığın zaman anlamı olmayan davranışlar sergileyeceksin. Bana bu konuyla ilgili bir canlandırma yapar mısın? Odaya girdin ve kocanı, yani şu anda canlandırma olduğu için söylüyorum, başka kadınlarla yazışırken yakalayan bir kadın rolünü canlandırır mısın? Hemen konuşacak. Sen i̇şte kimle... Ama şöyle, hemen konuşacaksın değil. Gerçekten o konuşmayı şu anda bize canlandır. Şimdi Cem Yılmaz diyor ya, hangi kadın diye bir fıkrasında şeyinde. Yani bunu yapan kişi eğer o hatasını kabul ediyorsa sorun yok. Ama çok net söyleyeyim. Adam bunu reddetmek istiyorsa ya bilgisayarı kapatacaktır ekranını. Tabii. Ya kadını suçlayacaktır. Sen bu saatte niye uyandın diye. Ya da sana ne diyecek? Sen niye beni boğuyorsun diyecek. Şimdi bazı insanlar... Hasta mısın diyecek. Tabii ki şüpheci diyecek. Sen ruh hastasın diyecek. Gecenin bir yarısı kalkıp bana baskı yapıyorsun diyecek. Ben burada internette oynuyordum. Sen ruh hastası, git tedavi ol diyecek evet, kadına. Ben yani diyorum ya, bu çok iyi bir gaslinktir. Çok iyi bir manipülasyondur. Yani hem adamı yakalarsın, bir de günün sonunda sen suçlanırsın. İhale... Zeytinyağı. Evet, zeytinyağı. Yani zeytinyağı aslında suyun üzerine çıkmaz. Su buna izin verir. Su buna izin evet. verir, doğru. Şimdi baktığımız zaman bu tip durumlarda sen, orası ilişkinin kırılma noktasıdır güvenle ilgili. Hı hı. Ya orada dik duracaksın, o konu, bu illa boşanmak değil. İnsanların zihni şeye gidiyor, yakaladım boşanayım. Ben ona karışmıyorum. Meslek hayatımda hiçbir danışanıma ne evlen dedim, ne boşan dedim, ne şans ver dedim, ne de vermedim. Verme dedim. Sadece şunu dedim, bunu yaparsan budur, bunu yaparsan budur, bunu yaparsan budur. Ve sen ne istiyorsan onu yap. Böyle biri bana gelse diyeceğim şey şu. Bu konuyu kapatırsan bu senin içini yer. Çünkü insanın en temel ihtiyacı sevmek veya sevilmek değildir, güvenmektir. Güvenmek sevgiden ve sevilmekten daha güçlü bir duygudur. İnsan güvenmediğini sevemez, güvenmediğine duygularını bırakamaz, güvenmediğine dokunamaz. Şimdi diyorlar ki hocam yakaladım ama konuşsam kötü şeyler olur. Böyle de kötü bir şey oluyor. Saklıyorsun, içinden bir sürü şeyler kopuyor ve sen iki sene sonra bu adama karşı hissettiğin bütün sevgiyi kaybedeceksin. Peki ama konuşmaktan konuşmaya fark var. Nasıl konuşsunlar? Bunu seni böyle... Allah kahretsin diye terlik mi fırlatsınlar? Ya da hani nasıl bir tepki versinler? Söyleyeyim. Birçok insan sırf yanlış üsluptan dolayı, yanlış kendini ifade etmekten dolayı haklıyken haksız duruma düşüyor. Telliği kaldırıyor. Olay kadının niye tellikle adamın kafasına vurduğuna geliyor. Olay şiddete geliyor. Tabii orada. Ki sen bana nasıl vurursun, nasıl işte gözüme patlattın da şu... Ben de orada diyorum ki önce kendini hazır hisset. Eğer o an bir şey yapamıyorsan bile. Şu tuzaklara düşme. Suçlama, eski defterleri açma, işte o başka olaylara bağlama. Buraya değil. Bir konuşma yapacaksak temel kuralımız şu olmalı. Sadece o konuşmada o konuyu konuşacağız. Annesine bağlamayacağız. Antropolojik kazı yapıp nişanlık dönemine de bağlamayacağız. O konuda onu konuşacağız. Sen dün akşam bir kadınla yazışıyordun, ben bunu gördüm. Önce bana bunu bir açıkla. Yargılamıyoruz. Önce bana bunu bir açıkla. Adam savuruyor. Hayır, bunu kabul edemem. Ben gözümle gördüm. Bunu devam edeceğiz. Ve bununla ilgili şunu diyeceğiz. Bu bir aldatma. Ve ben bununla ilgili gerekirse boşanacağım. Ve bana bunu önce bir açıkla. Adam kabul etmiyor, reddediyor. Biz taviz vermeyeceğiz. Biz onu gördük, biz onu duyduk ve bu konuda geri adım atmayacağız. Adamın iki seçeneği var. Ya üstünü kapatıp sonucuna katlanacak ya da oturup bu hatasını kabul edip özür dileyip karşıdakinin güvenini nasıl sağlarım diye bir yola girecek. Ama çok enteresan Nur, şöyle bir sorun var. Bu ülkede aldatanlar değil, aldatılanlar ilişkiyi kurtarmak için daha çok çabalıyorlar. Doğru. Bak niye? Aldatılanlar daha çok. Kadın neden? Aldatılmış, kadın danışmana gidiyor. Neden? Çünkü kadın yuvasını kurtarmaya çalışıyor adam için. Şimdi onun biraz başka bir boyutu da var. Erkekler genellikle bu böyle egolarını tatmin eden, hatta biraz daha cinsel odaklı aldatmaları aldatmadan bile saymıyor. Anlık bir şey gözüyle bakıyor. Kadınla erkeğin orada olaya bakış açısı var. Kadın birine böyle bir şey yöneltebilmesi için, yani biriyle böyle bir yazışma yapabilmesi için gerçekten duygu yüklemesi gerekiyor, anlam yüklemesi gerekiyor. Doğru. Erkek için böyle değil. Erkek yakalandığı an 10 yıllık aldatma olsa bile pırt diye oradan kesip atıyor. Kesip atıyor, doğru. Ama kadın için öyle değil. Mesela erkek evliyken aldatır ama eşimi çok seviyorum der. Kadın evliyken aldatır,
Eşim bana kötü davrandığı için aldatırım der, aldattım der. Yani kadının evliliği kötüyken kadın aldatır, erkeğin evliliği iyiken de aldatabilir. Yani oradaki ana dinamik ne? Erkek kendi ruhsal süreçleriyle, zihinsel süreçleriyle, içindeki değersizlikle, egosunu tatmin etmekle, belki de bazen elde etmek dürtüsüyle de aldatabiliyor. Ama bu şey değil. Bak burada da şu tuzağa düşmeyelim. Nedeni ne olursa olsun aldatma bir insanın hakkı olamaz. İki seçeneğin var. Ya boşanırsın ya da ilişkini iyileştirirsin ama aldatmasın. Burada en önemli seçeneklerden bir tanesi de aslında o anda yakaladığın anda hakkını doğru savunabilmek, evet, değil mi? Tuzağa düşmemek Hiç gerekiyor. Hiç olayı saptırmadan, senin dediğin gibi antropolojik kazı yapmaya gerek yok. Ta bana düğünde şöyle yapmıştın, kayınvaliden bunu söylemişti. Allah kahretsin sen de hep böylesine girmeden direkt olarak ben senin başka bir kadınla yazıştığını gördüm. Bunu bana neden yaptın? Evet. Bu budur. Buradan yani. Yürüyeceğiz. Buradan Peki. Yürüyeceğiz. Ferhat Bey sormuş, enteresan bir soru. Dedikodu yapmayan kadın var mı demiş. Ben de diyeyim ki kadın erkek ayırmadan soruyu şöyle sorayım. Niye hep dedikodu kadınlara yükleniyor? Dedikodu yapmayan erkek var mı? Yani ya bir uzmanım ya ama yine dedikodu de... Dedikodu yapmayan insan var mı? Yoktur, bence yoktur. Şöyle dedikodunun tabii içeriğine de bakmak lazım ama genelde insanlar dedikodu yaparlar. Yine bununla ilgili bir bilimsel araştırma. Biriyle samimi olmak istiyorsan onun sevmediği biriyle ilgili ona dedikodu yap. Mesela ben seninle aynı yerde çalışıyorum ama seninle arkadaşlık kurmak istiyorum. En kısa yol nedir biliyor musun? Sen diyelim Ayşe'yi sevmiyorsun ya, sana gelip Ayşe'yi çekiştiriyorum ve ben seninle kanka oluyorum. En iyi, en kısa yoldan arkadaş olma yöntemi. Dedikodu insanları yaklaştırır, yakınlaştırır. Uzaklaştırır. Evet. Dedikodu yapanları uzaklaştırmaz. Onlar yakınlaşır ama bu sahte bir yakınlaşmadır. Çünkü ben şunu çok iyi biliyorum ki, başkasının yanında, başkasını benim yanımda çekiştiren, acımasızca çekiştiren ve sonra hiçbir şey olmamış gibi o insanla ilişkisini devam ettiren bir insan benle ilgili de aynısını yapar. Çok haklısın. Yani çünkü orada o ilişkiyi devam ettiriyor, sonra geliyor, bana onu çekiştiriyor. Ben buna nasıl güveneceğim? Benimle de aynısını yapmadığını, yani benim olmadığım bir yerde de benim dedikodumu yapmadığımı, ben şahsen yapmadığını inanmam. Ama dedikoduyla ilgili şunu da söyleyebilirim. Burada kadın erkek diye bir ayrım yok. Biz şey zannederiz, kadınlar oturur saatlerce konuşur, işte kadın konuşmayı sever. Ona bakarsanız erkekler de 90 dakikalık maçı 5 kere tekrarını izler, 6 kere yorumunu izler. Yani saat 21'de maç biter, saat gece 01'e kadar da oturup izlenen maçın yorumları izlenir. Ama o dedikoduya girmiyor. Giriyor aslında. İnsanlar kendi aralarında çekiştiriyorlar. Başka televizyonda bile bunu yapıyorlar. Ama o yorum. Yorum, dedikodu da bir yorum. Biz şeyi kaçırıyoruz. Erkeklere maç izlerken dedikodu mu yapıyorsunuz tabii, diyorsun? Tabii ki de. Haklarındaki yorumlar görüyor musun sen? Bunu alenen yapıyorlar. Aslında o şöyle biriydi de o golü atmadı çünkü o bir gün önce bilmem gitti doğum günü partisine, oradan işte performans kaybı yaşadı da yok işte şunu yapıyor bunu yapıyor. Bunlar hepsi dedikodu. Başkasının hayatıyla ilgili konuştuğumuz her şey dedikodudur onların izni olmadan. Özetle bunu söyleyelim. Tabii ki. Orada da özetle dedikodu yapıyor. Kadın erkek, kadınlara atfedilen bir şey ama kadın erkek dedikodu yapıyor. Ve yaptığınız dedikodu aslında sizi geçici olarak birbirinize yakınlaştırırken sahte dostluklar kurmanıza neden oluyor. Evet. Peki şimdi çok duymuşsundur sen de evlilik ve ilişki danışmanı olarak. Belki siz de yaşamışsınızdır sevgili seyircilerimiz bu soruyu. Şimdi düğününüz oluyor. Düğünde biliyorsunuz işte takı merasimi oluyor. Bir tarafta kayınvalide, işte bir tarafta ne bileyim görümce oluyor. Hangi taraf biraz baskınsa düğün sonunda hop altınlar toplanıp kayboluyorlar. Kayboluyor. Şimdi kaynası... Ve biz o üçüncü sayfalarda hep şeyi görürüz. Hep düğün görüyoruz. Günü işte bilmem kavga çıktı, işte kaç kafa kırıldı. Aynen. Düğün bozuldu. Şimdi, üçüncü sayfa haberleri. Aynı bunu anlatan bir soru. Kaynanam düğünümde takılan altınlarımı aldı ve kayınvalidesi demiş ki bak kızım bu benim anne hakkım. Yani özetle şu, ben bu çocuğu doğurdum, büyüttüm. Aslan gibi yetiştirdim. Şimdi sen bunu koca olarak alıyorsun. Ben bu çocuğu sana verirken annelik yani süt hakkımı bu altınların hepsini ben alıyorum demiş. Peki kızın annesinin annelik hakkını olacak o zaman? İşte kayınvalide annelik hakkını kullanmış orada. Şimdi haklı olarak da bak nasıl güzel bir soru. Şimdi Nur abla ben ne yapmalıyım diyor. Şimdi bu konu nereye kadar gider biliyor musunuz? Bu konu mahkemeye kadar gider. Mahkemeye gitse, gider. Mahkemeye gitse iyi. Mahkemeye gitse bitecek ve yeni hayatlarını yaşayacaklar. Şimdi eğer mahkemeye gitmezse bu konu ileride çocukları olsa dahi
düzelmeyecek, değil mi? Sen daha iyi bilirsin. Ben şunu söyleyeyim. Evlenmiş veya evlenecek insanların şuna karar vermesi gerekiyor. Hı. Ben bunu 3. kitabımda da yazdım. Evlendikten sonra esas aileniz eşiniz ve çocuklarınızdır. Evlendikten sonra esas aileniz eşiniz ve çocuğunuzdur. Bunu kabul edemeyecekseniz, eşinizi ailenize savunamayacaksanız, eşinizin arkasında duramayacaksanız, ailenizle, kök ailenizle evliliğiniz arasında sınır koyamayacaksanız evlenmeyin. Bunu çok net söylüyorum. Ben bir evlilik danışmanıyım. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Anne babanızın lafıyla çocuğunuza isim koyacaksanız, altınları annenize verecekseniz, paraları çok babanıza güzel. Verecekseniz. Çok güzel, aynen. O zaman evlenmeyin ya. Gidin gelişin, kendinizi yetiştirin. Bir evliliğin sorumluluğunu alacak düzeye geldiğinizde evlenin. Herkes evlenmek zorunda değil. Bu ısrardan vazgeçmeliyiz. Herkes çocuk yapmak zorunda da değil. Bir çocuğun sorumluluğunu, tahammülümüzü, gücümüzü ve yeterliliğimizi sağlamadan çocuk yapmak zorunda değiliz. Burada mevzu annenin annelik hakkı falan değil. Mevzu ne biliyor musun? O erkeğin o anneye sınır çizememesidir. Bugün altındır. Yarın gelip koltukla perdenin rengine karışacak. Başka bir gün gelecek çocuğun doğumunda benim annemin ismini koy diyecek. Bunun sonu gelmeyecek. Aslında burada kabahat anne değil, burada kabahat erkek çocuk diyoruz. Kocada. Ben sana daha enteresan bir şey söyleyeyim mi? En büyük suçlu kim burada biliyor musun? Kim? Kayınpeder. Ne alakası var? Etliye sütlüye karışmayan, ben yeter ki kahveme camiye gideyim ne haliniz varsa görün diyen kayınvalide ile oğlunu veya kayınvalide ile gelini arasındaki o denklemde görev almayan... Kayınpeder deme ya, yazık. O da böyle bir kadından yılmıştır yani. Ama, kim bilir ama, gelinine, kendi oğluna bunu yapan kocasına neler yapmıştır. Ne olursa olsun bu işte o kayınpederler bu dönemde en çok piyasaya çıkmalı, ortaya çıkmalı. Ne yapacak mesela bu çıkacak kayınpeder? Diyecek, hanım ben varım diyecek. Artık çocukların evliliğinden rol çalma. Oradan mutluluk çalma, ben varım diyecek. O kadını canlandırabiliyorum gözümle. Yani sen de kimsin, hadi oradan o çocuğu ben doğurdum, ben bittim. Oo, olay nerelere gider? Diyecek ama kayınpederler zamanında o mekanizmayı, bak ben şunu çok ne söyleyeyim. Bir kadının evliliği sağlamsa, sağlıklıysa, kocasıyla ilişkisi iyiyse o kadın gelip de çocuğunun evliliğinden rol çalmıyor. Zaten yürüyen bir sistem var. İşte bu. Vallahi billahi en doğrusunu söyledin şu an. Tam da bunu söylüyorum. Yani bir daha söyler misin? Kadının, eğer bir kayınvalidenin evliliği güzelse, kocasıyla ilişkisi iyiyse gelip de çocuğunun veya gelinin evliliğinden rol çalmıyor. Çok onun için kayınpeder çok önemli. O kayınpederler yeri geldiğinde o kadınları ihmal ettiler, ilgisiz bıraktılar. Belki aldattılar, belki kötü davrandılar. O kayınvalide de gitti oğluyla koalisyon kurdu. Duyguyu oğlun üzerine kurdu, geleceği oğlun üzerine kurdu. Ve sanki padişah büyütmüş, doğurmuş, doğurmuş edasıyla da hep böyle alacaklı yetiştirdi o çocukları. O çocuk, o evlenen çocuk aslında kurbandır. Hayatı boyunca annesine kendini borçlu hissedecek. Bitmeyen bir borç. Ben bunu da 3. kitabımda yazdım ve 5. kitabımda da yazdım. O çocuk bana ne geldi, ne diyor biliyor musun? Hocam pazar günleri eşimle AVM'ye gitmek istiyorum ama çok mutsuzum. Niye? Çünkü annem evde tek ya. Onu da kocası götürsün diyorsun. Çünkü orada da aslında anne tarafından bir mobbing var. Tabii ki bir bak. Sen yalnız gezemezsin, beni burada bırakıp gidemezsin. Aynı zamanda duygusal olarak sömürü. Çocuk kurban. Bak çocuk kurban. Doğru çocuk orada kurbandır. Ama o kurban olmadan önce anneye kurtarıcı rolünü üstlenmiştir. Bir süre sonra dayanamayıp da zorbaya dönüşüyor. Kurban zorba kurtarıcı denklemi. Peki. Böyle biriyle evli olan kadına da istersen gelene de bir şey söyleyeyim. Biz istiyoruz ki evlendiğimizde böyle 30 yaşında bir erkekle evlendik. Hemen ailesine sınır koysun. Hemen annesine dur desin, babasına dur desin. Ya 30 yıl o ilişki kemikleşmiş. Tabii, nasıl yapacağız? Sen nasıl en az 2 yıl diyeceksin ki ya evet burada hasta bir ilişki var. Anne ile çocuk arasında bağımlı bir ilişki var. Ben bunu sabrederek adım adım böyle ilk günden hemen düzelteyim diye bir şey yok. Ne yapacaksın? Önce evliliğini güçlendireceksin. Gelinler, ekran başında mısın? Evet, bak gelinlere, ne güzel bilgiler veriyor. Gelinler televizyon özellikle. Televizyon sesini aç, bak buraya çok iyi dinle. Özellikle genç kızlara, gelinlere, evlilik çağında olanlara, yeni evlenenlere bütün bu mesajlar. Kesinlikle. Türkiye'deki en yüksek boşanmalar ilk 5 yılda yaşanıyor ve bu ilk 5 yıl içerisinde ilk 2 yılda yaşanıyor. Ben 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Aile Komisyonu'na davet edildiğinde o istatistikleri inceledim. Ne vardı biliyor musun? Boşanan 100 kişinin neredeyse 75'i ailelerinin bu boşanmada aktif rol aldığını söylemişler. Ne kadar büyük bir rakam. Bu da bize şunu gösteriyor. Biriyle evlendin. Ahmet'le evlendin diyelim. Ama Ahmet annesine sınır koyamıyor. Ahmet de bence kurbandır orada. Yani annesinin evet. kurbanı. Annesi de babasının kurbanı. Babası da kim bilir neyin kurbanı. Yani bir zincir var orada. Evet. Ayşe'ye diyorum ki Ahmet'le evlendin. Bak diyorum böyle bir sistem var. Ama bu sistemin oturmasını hemen istemeyeceksin.
Kayınvaliden mobbing yapacak, işte manipülasyon yapacak, araya girecek, işte sabır. Gelip ona karışacak, bunu karışacak. Hafta sonu çocuğu suçlu hissedecek. Çocuk oturup seninle tatile giderken bile aklı annesine kalacak. Annesi diyecek ki işte sen orada eğleniyorsun, bak benim burada yine tansiyonum çıktı falan diyecek. Bunlara diyorum, bunları cebine koy. Bunları cebine koy. Aynen böyle oluyor ya. Bunları cebine koy ve de ki kendine, ben önce ilk iki yıl bunlarla savaşmayı, evet, ve bunlarla bir yol çizmeyi göze alıyorum. Peki. Bazıları diyor ki hocam ben evlendim, ben artık kayınvalidemle eşim arasındaki ilişkinin düzelmesini istiyorum ya da yoksa bitireceğim. Öyle bitsin diyerek olmuyor. Olmuyor. Doğru. Adam da 30 yıl savaşmış, belki olmamış. Doğru. Evet, sorularla devam ediyoruz ve biraz sonra sevgili seyircilerimiz bu programda Türkiye'nin en gerçek yaşam hikayelerini duyacaksınız. Programda hikayeleri dinlerken herkes payına düşeni alacak. Özellikle bunun altına çiziyorum. Yadırgamadan, kınamadan, yargılamadan dinleyeceğiz bütün hikayeleri. Şimdi bir kadın düşünün, kocası her akşam eve çiçekle geliyor ve hediyeyle geliyor. Yani bir akşam çiçekle geliyor, bir akşam hediyeyle geliyor. Küçük büyük hiç fark etmez, bir şekilde hediye getiriyormuş. Ama hanımefendi artık bu durumdan o kadar çok sıkılmış ki, kocasının her akşam eve çiçek ve hediye getirmesinden. Buyurun efendim diyor ki, sorusuna bakın, derdine bakın, çok büyük. Sıkıldım diyor artık. Sıkılmamak için ne yapmam gerekiyor diyor. Sürekli hediye zaten bir süre sonra görev olmuyor mu? Adamlar da getirse bir dert, ama yapsa bir dert, yapmasa hayır, bir dert bu yani. Değil. Yani bu değil, bu dengesizliktir bak. Ya hiç yapmamak ya da her gün yapmak. Niye bunun ortası yok? Mutluluk dengededir aslında. İlişki de dengededir. Yerinde, zamanında, belli oranda yapmaktır. Şimdi biz yani bu şimdi normal bir sıkıntı mı? Tabii ki bu normal bir sıkıntı. Ya. Her gün aynı şeyi aldığını düşün. Her gün hediye aldığını düşün. Bir süre sonra aynı hediye. Evde bir sürü aynı hediyeden olacak. Hayır, farklı şeyler getiriyor. Ne kadar ama? Bir 365 gün. Sen 365, bir yıldan bahsediyoruz. Belki de hanımefendi 5 yıldan bahsediyor. Sen 365 gün, kaç tane 365 farklı hediye alabilirsin ki? 5 yıl olduğunu düşün, 1800 güne gelelim hadi bakalım. Evde 1800 tane farklı hediyen olabilir mi? Olamaz, mümkün değil. Ve burada şunu görmek lazım. Adam neyin peşinde? Neyi kapatmaya çalışıyor? Hangi eksiği? Hoppa, nasıl yani? Tabii ki hangi eksiği kapatmak için bu hediyeyi alıyor? Niye biz duygularımızı, sevgimizi, ilgimizi sözel yollarla veya davranışsal yollarla ifade edemiyoruz da, göstermiyoruz da, hep aracı bir mekanizmaya, aracı bir referansa. Hayır, bir dakika şimdi, hangi yani, eksiği kapatıyor derken bu adam aldatıyor olabilir mi? Aldatmak değil. Aklıma belki de şimdi. Belki de sevmeyi bilmiyor. Belki de kadının ruhuna dokunmakla ilgili daha masrafsız yolları bilmiyor. Keşfetmesi gereken onlar. Yani orada olayı hediyeyle çözmeye çalışmak belki de kadının duygusunu hafife de almaktır. Hı hı. Kolayı seçiyor. Şuradan 50 liralık, 500 liralık bir şey alayım, olayı kapansın. Ama neyi kapatmaya çalışıyoruz? Karşıdakinin duygusal yoksunluğunu hediyeyle kapatmaya çalışıyoruz. Bir süre sonra o da anlamını yitiriyor. Bir de dert diyorsun. Evet. Vallahi dertmiş. Bak bu soruyu okudum da hiç dert gibi gelmedi bana ama. Dert. Bak, dertmiş yani. Kadın için o dert ama. O zaman ne yapıyorum? İşte dertmiş yani, onu söylüyorum. Derdimi dinledim, derdimden iğrendim. Onun derdini dinleyince bir baktım ki kendi derdime imrendim. Evet. Sevgili seyirciler, Türkiye'ye gerçek yaşam hikayelerini anlatıyor. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz iyiyiz. Umarız siz de iyisiniz ama sesinizden de hiç o elektriği, o enerjiyi almıyorum. Benim her zaman kârım olduğu için. Niye böylesiniz? Neyiniz var? Sizi bu kadar sıkan, üzen, yoran, yıpratan nedir? Her zamanki gibi eşler yani, başka kim canımızı bu kadar sıkabilir? Kocanız kaç yıldır evlisiniz? 3. Aa, çok yenisiniz bir de daha. Evet, ama bu 3 yılda size ne yapmış olabilir ki sizi bu kadar hayattan bezdirecek, yıldıracak? Ya her akşam geldiğimde telefonda oyun oynuyor, maç izliyor. Ben kızınca da dayak yiyorum. Eli kırılsın. Falan bana oluyor. Evliliğinizin en başından beri böyle mi? Evet, hatta bir çocuğumuz var. Ben çocuğumu hamileyken maç mı ben mi dedim. Kapı orada çıktık dedi bana maç için. Peki siz niye öyle bir soru sorma gereği duydunuz, maç mı ben mi diye? Çünkü evlilik yıldönümümüzde ben odamda oturup ağlarken o içeride maç izliyordu. Yani evlilik yıldönümümüzü kutlamadığı için ben çok sinirliydim. Niye evlendi, onu bir sorabilir misin? Serhat, lütfen sen sorulursun. Merhaba, hoş geldiniz. Şunu sormak merhaba istiyorum. Neden evlendiniz? Yani evliliğinizin başlama şekli bir aşk evliliği mi, sevgi mi, görücü usulü mü? Nasıl bir evlilikti ki bu kadar kısa sürede bu noktaya gelindi? Evlendik. Peki. Yani ben
Bir yıl boyunca onu askerde bekledim. 2 yıl daha önce sevgililik dönemimiz vardı. Her şey gayet iyiydi ama ben onun bu kadar maç kolik ve telefon kolik olduğunu bilmiyordum. Peki bu konuyu o bir sorun olarak görmüyor anladığım kadarıyla. Sizin büyüttüğünüzü düşünüyor büyük ihtimalle. Doğru mu? Aynen öyle. Peki sizin onun dışında bir kendinizi mutlu etme denkleminiz var mı? Yani bir hayatınız var mı? Yoksa bütün gün onun ilgisine mi kendinizi muhtaç hissediyorsunuz? Sadece onun ilgisi Çok mi? doğru anlamışsınız. Ben onun ilgisine muhtaç gibi hissediyorum. Biraz bağımlılık geliştirmiş olabilir misiniz ona? Evet, bunun da farkındayım. Yani kişi bağımlılık geliştirdiğinde sadece tek şeyle mutlu olma ısrarına düşüyor. Ama unutmayın, siz bir bireysiniz, siz bir karaktersiniz. Siz İnanın eş... bunun için uğraşıyorum. Şu an Evet. açıktan lise okuyorum. İşe başlayacağım. Yani Evet. bir şeyler yapmak için uğraşıyorum eşimden kendimi kurtarmak Bir de için. ben şunu sormak istiyorum. İlk şiddet gördüğünüzde ne yaptınız? Sizi ilk Direkt polis dövdüğünde. aramak istedim çünkü kendi ailemde de vardı bu sıkıntı ve benim ailem polisi aramıyorlardı. Boşanmak diye bir kelime yoktu. Ben direkt boşanacağım, polisi arayacağım demiştim. Aradınız mı? Hayır, telefonumu da o elimden aldı. Tamam. Dayak yediniz. Ya dayak attı. Eli kırılsın ya. Ben eli kırılsın diyorum. Vallahi billahi. Yani inanamıyorum böyle. Şiddet gördükten sonra davranışınız nasıl oldu? Sonrasında siz mi gidip barıştınız? O mu geldi barıştı? O gelip özür dileyip barışıyor. Yani affedersiniz, her tartışmanın sonu cinsellikle bitiyor nedense. Buna çok karşıyım. Kızıyorum da ama her tartışmanın Ama sonu aynı bitiyor. sanki şöyle bir şey de oluyor. Bu kavgalardan sonra siz ondan aldığınız ilgi ve değerle de farklı bir mekanizma da kurmuş olabilirsiniz. Çünkü başka türlü yakınlaşamıyorsunuz. Yani dikkatini çekmek Bilmiyorum için, inanın. yani burada iki şey var. Aslında üç şey var. Onlardan bahsedeyim. Birincisi, bu şiddet olayını ancak ve ancak siz çözebilirsiniz. Yani izin verdiğiniz sürece ve sonrasındaki küçük ağzınıza bal çalma şeklinde olan o ilgi ve sevgiyle şiddetin üstü kapanıyor. Bir süre Yani sonra ben onunla ilişkinin maç izlemeye de çalıştım. Hani onunla her şeyi yapmaya çalıştım. O neyi seviyorsa onunla da uğraşmaya çalıştım ama Hayır, bu değil, anlamıyor. bak, Bir bu süre değil, sonra bu değil. sıkıyor. Bu değil, bakın. Bütün hayatınızı eşinizin üzerine kurmuşsunuz, farkında değilsiniz. Onunla maç izleyeyim, onunla şunu yapayım. Niye ben kendimi mutlu edemiyorum tek başıma? Yani evliliğimizin yanında bizim en büyük hatamız şu. Tabii. Biz Birey olamıyoruz. evlendiğimizde her şeyi kocamıza yaparım diyoruz. Eğer bu bir kadınsa. Ya işte Çok doğru. onu, arkadaşlarım o yokken arkadaşlarımdan keyif almıyorum, aileme gidiyorum keyif almıyorum. İlla o olsun. Bir süre Peki sonra bunun çözümü nedir? bunun çözümü sizin bir mutluluk havuzunuz olduğunu düşünün. Bu havuzu siz ısrarla tek muslukla doldurmaya çalışıyorsunuz. Eş musluğuyla. Ben diyorum ki annelik rolünüz var, evli olarak eş rolünüz var, evlatlık rolünüz var, Ah canım. vatandaşlık rolünüz var, birey olma rolünüz var. Bu havuzu birçok şeyle dolduracaksınız. Bütün gün sadece eşinizin ilgisiyle hayat boyu mutlu olamazsınız. Siz değil, hiç kimse. Ve siz bu insandan boşansanız, başka biriyle evlenseniz, ona da aynı anlamı yükleseniz, o belki şiddet uygulamaz ama o da aynı sorunu yaşatır size. Tek bir şeyle insan hayat boyu mutlu olamaz. Sizin kendinizi mutlu etmekle ilgili dediğiniz çok güzel şeyler var orada. Diyorsunuz ki iş hayatımı oturtmaya çalışıyorum, bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Bir insan sadece eşiyle hayat boyu ve sadece onun ilgisiyle mutlu olamaz. Birinci kural bu. İkincisi, şiddet olayına taviz verirseniz bir süre sonra bu da ilişkinin bir tarzına dönüşür. Ben size şunu yapın bunu yapın demeyeceğim ama sadece bilgiyi veririm, karar sizindir. Şiddete izin verdiğinizde bir süre sonra bu bir çözüm yöntemidir. Karşıdakiyle başa çıkamayan her kişi kendini yetersiz hisseder ve şiddete başvurur. Şiddet bir yetersizlik, özgüven eksikliği göstergesidir. Siz de buna şöyle bir çözüm üreteceksiniz. Yani kök ailenizde şiddet sahneleri olmuş olabilir. Ama bu sizin buna izin vereceğiniz anlamına gelmemeli. Eşinize diyeceksiniz, bana şiddet uygularsan ben hukuki olarak süreci başlatacağım. Siz en az onun kadar kendinize güvenecek ve onun kadar haklı olduğunuzdan Evet. taviz Peki, vermeyeceksiniz. teşekkür ederiz. Serhat Yabancı ile devam ediyoruz. Evlilik ve ilişki danışmanı sevgili seyircilerimiz. Serhat Yabancı, evlilik ve ilişkilerde sorunlara hangi açıdan yaklaşacağımızı, nelere dikkat etmemiz gerektiğini tek tek anlatıyor bize. Derdiniz derdimizdir diyerek ilerliyoruz. Kim arıyor acaba bizi? Alo. İyi yayınlar. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Nur Hanım, yapmış olduğunuz yayın insanlara çok faydalı oluyor. Teşekkür ederim.
Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Ben ve konuğum biz teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. Buyurun. Sayın hocama şöyle bir sorum olacak. Buyurun. Ben 26 yıldır evliydim. Maalesef bu ara evliliğim bitme noktasına geldi. Siz yayının başında dediniz ki mutluluk hayata yüklediğiniz anlamla alakalı. Gerçekten katılıyorum. Benim hayattaki tek amacım ailemi, çocuklarımı kimseye muhtaç olmayacak şekilde geçindirmeye hedeflenmişti. Tabii bunu yaparken eşime hani ruhsal yönden doğru yaklaşamadığımı artık fark ediyorum. Ama biraz geç kaldım galiba. Ben ruhsal yönden doğru yaklaşamamak demek ne demek? Ya şöyle, ben sadece eşimi, ailemi, çocuklarımı kimseye muhtaç etmeyecek şekilde gece gündüz çalışmayı tercih ettim. Yani hayatım bu olduğunu düşünüyordum. Araya girebilir miyim? Buyurun. Niye kocalık rolünüzü sadece evin geçimini sağlamak olarak düşünüyorsunuz? Yani baba olmak, evin geçimini sağlamak iyi bir evlilik veya iyi bir kocalık değildir ki. Yani ben şeye bakarım, evliliğin kalitesi için şuna bakarım. Yayının başında da söyledim. Karı koca ilişkisine bakarım. Evliliğin kalitesini bu gösterir. Birlikte yaşadığınız sistem, konfor, gelir düzeyiniz, refah düzeyiniz evliliğin kalitesini göstermez. Peki ben şunu öğrenmek istiyorum. Kaç yıllık evlisiniz? 26 yıllık evlisiniz. 26 yıllık evliliğiniz bitti mi? Bitmek üzere. Şu an mahkeme safhasındayız. Eşiniz yanınızda mı, ayrıldınız mı? Eşim 8 aydır ailesinin yanında. Konunun özü şu, ben 2004 yılında kanser nedeniyle tedavi gördüm. Geçmiş olsun. Geçen sene yine kansere yakalandım, mülk sekte hastalığı. Bu arada 69 engelli kaldım, %69. 7 ay hastanede kaldım, yani ölüm sınırındaydım. Ama işte Allah ömür verdi, yine yaşamaya devam ediyoruz. Çok geçmiş olsun. Hastanede 7 ay eşim yanımda kaldı. Refakatçi olarak. 7 ayın sonunda Mart'ta taburcu oldu. Bu arada pandemi yasaklarından dolayı evde hapis kaldı. Dolayısıyla eşimin psikolojisinde maalesef biraz sıkıntılar kaynaklandı. Haziran'da ben ailemi ziyaret etmek istiyorum diye evden gitti ailesinin yanına. 15 gün sonra da boşanma davası. Peki siz boşanmak istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Ben evet boşanmak istemiyorum ama hiçbir şekilde iletişim kuramıyorum. Ne ailesiyle ne kendisiyle. Aile büyüklerim araya girdi. 4 defa aradılar. Babası da diyor ki ben de boşanmalarını istemiyorum ama ben kızıma söz geçiremiyorum diyor. Neyse mahkeme süreci başladı. Eşinizin sizden boşanmak istemesinin gerekçesi ne? Ne diye sizden boşanmak istiyor? Ya bana hiçbir şekilde güvenmiyor. Ben sana güvenmiyorum diyor. İnanmıyorum diyor. Sen kendini düzeltmiyorsun diyor. Yani ben ruhsal kendisine yakınlık göstermediğimden çok şikayetçi. Ben de bunun farkındayım ama sanki geç oldu gibi. Düzeltmeye çalışıyorum ama iletişim kuramadığım için düzeltemiyorum da. Peki bir uzmana soralım o zaman bu noktada. Çok teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için. Şunu öğrenmek istiyorum. Yani bu düşüncem yanlış mı doğru mu? Uzmanım bunu da değerlendirirse memnun olurum. Buyurun. Tabii. Şimdi hiçbir şekilde iletişim kurmadığı için diyorum ki acaba ben hastalandım, artık emekli de oldum, çalışamayacak durumdayım. Acaba eşim hem ruhsal durumundan dolayı hem de çalışamayacak durumda olduğum için kendine yeni bir yol mu çizmek istiyor yoksa başka bir amacı mı var? Bir türlü yorumlayamıyorum çünkü 8 aydır iletişim kuramıyorum. Evet. Telefonlarım engelli. Ne yapmam gerekiyor? Peki çok teşekkür ediyoruz. Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Kolay değil. Evet belki mutlaka sizin de bu evlilikte hatalarınız vardır ama neticede adamcağız evliliğini kurtarmak istiyor. Fakat karşı tarafta hiç telefonlara çıkmayan, iletişim kuramadığı bir karısı var. Ya şöyle de düşünmek lazım. Yani biz bitirmek istemeyebiliriz ama karşıdakinin de fikrine saygı duymamız gerekiyor. İnsanlar bu noktalara kolay kolay birden gelmezler. Yani çok zor dönemler geçirmişler ikisi de. Hastalıklar, tekrar hastalıklar, nükseden bir rahatsızlık. Çok zor tabii. Şans vermek istemiyorsa açıkçası karşıdakine de çok müdahale etmemek gerekiyor. Ha zorlamasın mı diyorsun? Yani sonuçta şöyle bir şey var. Karşıdaki yani şu bahsedilen parçalardan gördüğüm kadarıyla bitirmiş zihninde evliliğini. Ve eşine niye güvenmiyor? Şimdi eğer bir insan sadece bu arayan beyefendi için demiyorum. Genel anlamda bunu düşünmek istiyorum.
Bazı insanlar şöyle düşünüyor. Ben ne yaparsam yapsam yapayım karşıdaki gitmez. Ya da şöyle en büyük bir yanılgı yani. Tabii çok büyük yanılgı. Ne dedik? Sevgi kendiliğinden başlamaz, kendiliğinden de bitmez. Bitiyorsa doğru. Bir sürü şey yaşamışızdır. Doğru. Ama bazıları 0-6 yaşındaki çocuğun annesiyle olan ilişkisini hayat boyu eşlerine yüklüyorlar. Çocuk diyor ki ben ne yaparsam yapayım annem beni sever. Bu düşünceyi getirip evliliğe oturtuyorlar. Ne yaparsam yapayım eşim benden gitmesin diyor. Veya bana olan sevgisi bitmesin diyor. Evet. Sevgi kendiliğinden başlamıyor. Ama sevgiyi saygısızlık, sorumsuzluk, sadakatsizlik, ilgisizlik de bitiriyor. Evet. Şu anda arkadaşlarımız telefonlara yetişemiyorlarmış. Öyle söyleyeyim. Sevgili seyircilerimiz çok teşekkür ediyoruz. Bize inandığınız, güvendiğiniz, derdinizi bizimle paylaştığınız için. Ama şunu unutmayın. Sizin derdiniz bizim derdimiz. İsminiz, soy isminiz, bulunduğunuz şey bizde saklı. Biz sadece derdinizle ilgileniyoruz. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi günler. Buyurunuz. Dinliyoruz sizi. Hocama bir şey söyleyeceğim de. Sedat Hocam merhaba. Serhat Yabancı buyurun. Ya ben geçen eşimin telefonunda, sosyal medyasında yeni bir hesap açtığını gördüm. Ve ben o telefonu ona götürdüm. Dedim ki sen bu sen misin dedim. Sen mi açtın dedim bu hesabı. Hayır dedi, bağırdı, çağırdı, bir sürü laf söyledi, telefonunu fırlattı. Ondan sonra dedim ki istediğin kadar bağır çağır yani. Bu senin telefonun, bu senin hesabın, bu kadınlar da senin konuştuğun kadınlar yani. İtiraz edemezsin dedim. Hayır dedi, ben değilim dedi, sen üstüme iftira atıyorsun falan filan dedi. Sonra ben de çektim gittim odama, 2 gün onunla konuşmadım. Sonra geldi yanıma ağladı, dedi özür dilerim dedi, bendim dedi, ben konuştum dedi. Ama senin sandığın gibi değil dedi bunlar. Sen sandığın, düşündüğün şeyler değil. Ondan sonra neden dedim peki böyle şeyler yapıyorsun bana? İhanet dedim bu yani. Ben ihaneti kabul edemem dedim. Benim zoruma gidiyor. Benim kadınlık gururumu incitiyorsun dedim bunlarla konuştuğun zaman dedim. Ondan sonra dedim yani ben ayrılmak istiyorum dedim. Ben böyle ihaneti kabul edemem dedim. Hayır dedi, bir daha yapmayacağım dedi. Sözler verdi. Ama peki ben şey ona merak ediyorum. Sizin sandığınız gibi şeyler değilmiş de neymiş? Yani benim bir ahım var dedi. Onun için dedi ben şey açıyorum, konuşuyorum dedi bayanlarla. Ahım dedi bir var. Ah etmişim. Bir ah etmişim dedi. Çünkü dedi bu kadınlar dedi yuva yıkıyor dedi. Ondan dolayı dedi ben bunlarla konuşup cezalandırmaya çalışıyorum dedi. Yani bu şekilde söyledi bana. Sonra, ben de dedim hiç inandırıcı gelmiyor. Kadınları cezalandırmaya çalışıyor. Bize ne sormak istiyorsunuz? Yani ben onu affettim hocam dedim yani doğru mu yaptım yanlış mı yaptım gerçi inancım güvenim kalmadı ama yani nasıl davranabilirim ben hocam? Ben hocamıza tamam. Sormadan önce size bir şey sorabilir miyim? Sizin tabii iç ki. Sesiniz ne diyor? Efendim? İç sesiniz ne diyor iç sesiniz? İç sesiniz. Ya benim iç sesim bana ihanet etmeyeceğini söylüyor. Hani ne bileyim pek inanamadım da gerçi ona da. Tamam. Yani kocanızın o sözüne inandınız. Şöyle inandınız. Yani ben o kadınlara aslında bir ders vermeye çalışıyorum sözüne. Siz de inandınız değil mi? Evet. Hı-hı. Ama bir yandan da güvenim kalmadı. Yani belki yeni hesaplar açar, yeniden böyle şeyler yapar diye sürekli kafamda kurcalıyorum. Anladım. Şöyle yapın isterseniz. Ona bir şans verdiyseniz sınırlarını çok net çizin. Yani şunları yaparsan ben bu evlilikte bir daha sana şans vermeyeceğim. Yani bunu çok net olarak ifade etmenizi istiyorum. Bir daha hesap açarsan, bir daha başka bir kadınla özel veya genel fark etmez benim bilgim olmadan görüşürsen, yadışırsan ben bunu tam olarak bir aldatma olarak kabul ederim. Bu benim için bir boşanma nedenidir. Sen sınırlarını net olarak çiz. Sen sınırlarını çok net olarak çizeceksin. Ona bunu söyleyeceksin. Ondan sonra takip edeceksin. Bakalım gerçekten bunu kabul etmiş mi, buna uyuyor mu? Eğer uymuyorsa zaten senin bu talebini boşanma tercihi olarak kabul etmiştir. Bir insana şans vermek demek o eski defterleri kapattık, hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz anlamına gelmez. Sen sadece güvenmek için şans veriyorsun. Daha güvenmedin. Bir kırılan bir güvenin tekrar yerine gelmesi bazen bir ömürdür. Bazen de o güveni kıran kişinin performansıyla, çabasıyla ve samimiyetiyle maksimum 1 yıldır. Karşıdaki gelir özür diler, hata yaptığını kabul eder
ve bu güveni kazanmak için de sadece söylemlerle değil, eylemlerle de bunu destekler. Dikkat eder, işte oturuşuna, kalkışına, sınırlarına dikkat eder. Sana olan ilgisini arttırır ve sen anlarsın ki adam bir yanlışa sapmış, toparlanmış ve yuvasına sahip çıkıyor. Peki. Bu böyledir. Ama seni suçlarsa, bir de üzerine yok ben kahramanım, başka insanların evliliğini kurtarmak istiyorum derse, bu koca bir yalan. Hiç böyle buna bir şey yok. Buna kim inanır? Evet. Kimse de inanmaz. Ama hatasını kabul etmiş, gelmiş, ağlamış, özür dilemiş, sen de şans vermişsin. Teşekkür bundan ederiz. Sonra takip edeceksin. Teşekkür ederiz. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Vallahi üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Evlilikler bazen o kadar gereksiz yere bitiyor ki. Bazen birbirimizi anlamadığımızdan. Evet. Bazen birbirimize fazla anlam yüklediğimizden. Evet, çok, ikisi de çok doğru. Alo. Alo, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ben 2,5 aylık hamileydim. Eşim beni telefondan yazışmalarını gördüm. Aldattığını düşünüyorum. Ama yediremiyorum. Şu anda iyiyiz. Ama çocuğum da doğdu. Yediremiyorum yani şu anda. Hala böyle şu anda yani psikolojik böyle kötüyüm. Psikolojik olarak kötüyüm. Evliliğin, daha doğrusu hamileliğinizin ikinci ayında öğrendiniz kocanızın sizi aldattığını. Evet, evet. Peki ona sordunuz mu? Ben bu yazışmaları gördüm ve sen beni aldatıyorsun. Bunu bana niye yaptın diye. Açıklama yapmak istiyorum dedi. Ben açıklama istemedim, yapmadım. Yani bayağı bir böyle tabii beynimden vurulmuşa döndüm. Niye açıklamayı duymak istemediniz? Açıklama yap dedim, neden yaptım, hani ne oldu diye. Söylemedi, öyle kapandı gitti. Şu anda evliliğimiz devam ediyor yani. Ayrı çalışan bir bayanım, ekonomik özgürlüğü elimde olan bir bayanım. Özgüvenim kendime çok yüksek olan bir bayanım. Şimdi bunların hepsini bir kenara bırak. İstediğin kadar güçlü ol, istediğin kadar iyi para kazan, iyi kariyerin olsun. Burada yaşadığın mutsuzluğu ne kariyerin, ne paran, ne de diploman hiçbir şey o acıyı dindirmiyor. Doğru mu? Çok doğru. Bu kadar net. Onların hepsini bir kenara bırak. Onlar bir karar alman gerektiği zaman sana güç verecek. Yani her sorun yaşadığın zaman maaşına, diplomana güvenmeyeceksin. Evlilik içerisinde ceketlerimizi çıkaracağız, formalarımızı çıkaracağız, kapıdan öyle gireceğiz. Bu arada çok özür dilerim. Doktor... benim hamileliğim sorunlu geçti. Doktor o yüzden çok dikkat etmem gerektiğini de söyledi. Hani bu şekilde anlatayım artık size. Evet, ben şunu söyleyeceğim. Sen bu konuyu eşinle yine masaya yatıracaksın. Yaşadığın bütün güvensizlikleri, şüpheyi ona aktaracaksın. Ben hala aradan 8-9 ay geçti, bu çocuk doğdu. Hala ben bu duyguları yaşıyorum diyeceksin. Evet. Sen bunları ifade etmediğin sürece o ne düşünecek biliyor musun? Konu kapanmış. Güven tabii. Sağlanmış, fabrikalarımıza dönmüşüz diye düşünecek. Ama senin içindeki yanan o volkan, patlayan volkan devam ediyor. Ya bir şey sorabilir miyim? Bunun yolu da kendini ifade etmendir. İfade et, çok özür dilerim. Kendini ifade et, duygularını söyle, yetmedi. Bir de beklentini söyle. Bundan sonra şeffaf olmanı istiyorum de. Telefonu masaya koyacaksın, şifre koymayacaksın. İstediğim zaman bu güven oluşana kadar ben istediğim zaman kontrol etme hakkına sahip olacağım diyeceksin. O da eğer bu güveni kazanmak istiyorsa, senin güvenini kazanmak istiyorsa bu kurallara uyar, uymazsa da sonucuna katlanır. Benim şu hayatta dikkatimi çeken bir şey var. Bu arada size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dikkatimi çeken bir şey var. Neden erkekler hep hamilelik döneminde aldatıyor? Ya işte bazı erkekler o babalık rolünün getirdiği stresle, bazıları da o dönemde eşinden beslenemedikleri için bu yollara sapabiliyorlar. Hani bunun analitik başka boyutları da var ama çoğunlukla hamileliğe kadar kadın adamı besliyor. Besliyor, hizmet ediyor, işte her türlü duygusal cinsel hayat devam ediyor. Hamilelikten önce de mutlaka çiftlerin bu konuda destek alması gerekiyor. Dediğin gibi yüksek aldatmaların çoğu bu döneme denk geliyor. Bu dönemlerde yüksektir. Aldatmaların en önemli dönemlerinden biridir. Mesela en çok boşanma dönemleri ilk 2 yıl. Çocuk, hamilelik ve çocuğun doğumu, ilk çocuğun okula başlaması, evden birinin ayrılması, yani çocuklardan birinin işte mezun olması, başka bir yere gitmesi veya evlenmesi, hastalıklar, iflaslar. Bu dönemlerde boşanmalar yüksek. Artık. Evet. Yani burada hanımefendinin yapması gereken şu. Bir yandan aslında güçlüymüş gibi görünüyor ama bir yandan da kendi içinde o yaşadığı güvensizliği yaşıyor. Vitrin yapmayacağız. Oturacağız, konuşacağız. Ben bu acıyı yaşıyorum. Bu güvensizliği yaşıyorum. Sana güvenmiyorum. Ve bunu da sen tamir edeceksin. O kadar güzel bir şey söyledin ki Serhat. Ne diploma, ne kazandığın para, ne şöhretin. Hiçbir acımızı dindirmiyor. Hiçbir şey acını dindirmiyor. O tam da o noktada evet. İşte. Alo.
Alo. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Benim hocama bir sorum olacaktı. Serhat Yabancı dinliyor. Buyurun. Ben 8 yıldır eşimle evliyim. İkimizin de ikinci evliliği. Hı hı. Eşim ilk eşini kaybettiği için iki tane çocuğu var. Bizimle birlikte yaşıyor. Aslında söylemek istediğim şu. Benim eşim ilk eşine hiç zaman ismiyle hitap etmemiş. Ve 8 yıldır benimle evli, bana da hiç ismimle hitap etmedi. Ne diyor peki? Acaba neyle hitap ediyor? Hiç ne şey diyor? Demiyor. İşte bakar mısın? İşte annenize bir çağırın. Bunun gibi hitap şekilleriyle hitap ediyor. Yani bizzat benim ismimi söylemiyor. Hiç siz eşinizin ağzından sizin isminizi duymadınız mı? Bana karşı duymadım. Atıyorum başka biriyle konuşurken işte ismimle hitap ediyor. İşte bunu yapıyor. İşte şöyle böyle hani çok da güzel davranır. Çok da iyi bir insandır. Ama siz o isim ve hitaba takıldınız ve orası sizi rahatsız ediyor. Peki mesela rahatsız ediyor. Söylüyorum da yüzüne karşı. Neden bana böyle söylemiyorsun diye. Mesela siz mutfaktayken sizi ne diye çağırıyor? Bakar mısınız diyor. Hiç kimse yoksa veyahut da kahut gelip yanımda söylüyor. Yani bana ismini hitap etmiyor. Şimdi mesela siz o salonda siz mutfaktasınız ya da bir şey, evet, ya da bir şey getirecek. Bir su istiyor mesela. Evet. Size, evet, mutfaktan bakar mısınız diye mi sesleniyor? Evet. Ay çok garip ama bu da. İsmini söylemiyor. Mesela ona bir şeyleri böyle alıştırmak, yumuşatmak, duygular. Mesela ben söylüyorum, aşkım, hayatım, benim dilimde böyle şeyler vardı. Ben ona kolay kolay ismiyle hitap etmem. Ben şunu söyleyeyim size. Yani bu dediğiniz doğru ama bir de şöyle bakalım. Sizi sevdiğinden şüphe ediyor musunuz? Yok, asla. Beni çok, tamam, seviyor. Müthiş, müthiş. Burası hareketleriyle, tamam, müthiş, şefkatiyle aşırı derecede seviyor. Bak ben burada şunu söyleyebilirim. Eğer sana sevgisini ifade ediyorsa, sen bundan, evet, şüphe etmiyorsan, güveni tamsa, her, evet, türlü çabayı gösteriyorsa bu konuda, evet, da biraz eksiği var. Evet. Niye ismimle çağırmıyor beni? Ya bazı ya da niye hayatım aşkım demiyor? Bazı insanların geleneksel benim ne yapmam lazım? Ha, söyleyeceğim. Bazı insanların geleneksel yapısı var. Onların anne babaları da birbirlerine isimle öyle hitap mi etmemiştir. Anne babası da öyle mi? Evet, annesi de öyle, babası da öyle. Yani o, peki, bu geleneksel bir şemadır aslında. Babası annesine ne diye sesleniyor? İşte o da onun gibi bakar mısın veyahut da hanım der. Yani ismini hiç kullanmazlar. Annesi de babasına öyle adam der veyahut da böyle şey yani. Aslında isim çok kibar bir insandır. Ama bak o geleneksellik hep gelip çok teşekkür ederim, ben cevaplayayım. Yani gelip dönüp dolaşıp yine insanlar çoğu zaman kendi anne babalarından gördüğü evliliği kendi evliliklerine giydirirler. Ama bir sorun var işte. Onlar 50 yıl önce evlendiler. Evet. Bizler bu dönemin evliliklerini yürütüyoruz. Çok kısa bir soru soracağım seyirciye. Peki nişanlılık döneminde flört dönemi yaşadınız mı? Biz ikinci evliliğimiz olduğu için flört dönemi hiç yaşamadık. Görücü usulüyle, tamam, tanıştık. Peki en azından yani o kısa tanışma süresince size nasıl sesleniyordu o zamanlar daha yani evlenmeden önce? O zaman önce da aynıydı. Ben de hitap edemiyordum. Çünkü biz görücü usulüyle tanıştık. İkimiz de çok utanmacız. O zaman ben de hitap edemiyordum ama evlendik, ben değiştim. Yani alıştım yani. Ama o alıştığını söylüyor. Ben siz yapamayacağımı söylüyor. Peki kocanızın ilk karısından ayrılma sebeplerinden bir tanesi de bu muydu? Vefat etti. Yok, eşi vefat, vefat etti. Vefat etmiş. Ha, orayı atladım. Evet. Duymamışım. Yani, evet, duygusuna güveniyorsanız, güvenine güveniyorsanız, size çok iyi davranıyorsa ki öyle dediniz anladığım kadarıyla. Hani bu konuda o duygularını daha çok ortaya çıkaracak bazı eylemler yapabilirsiniz. Duygusallığı, cinselliği arttırmak. Bu konuyu şu şekilde de özellikle masaya yatırın. Benim ismimi söylemek istediğinde içinden ne geçiyor? Aklından ne geçiyor? Utanıyor musun? Sahte mi geliyor sana? Yoksa kendini böyle ezilmiş mi hissediyorsun? Sonuç değil, o bir sonuçtur aslında. İsmini söyleyememek sonuçtur. Onun zihnindeki karşılığı vardır. Ne hissediyordur sence? Ya utanıyor bazı insanlar duygularını göstermekten. Çekiniyor. Mesela bazıları şey diyor. Hocam ama bunlar içimden karı koca. Ama işte hiç fark etmez ki. Peki anne babasına karı kocaydı. Soracağım. Cinsel hayatınız nasıl? O da mükemmel. Hiç sıkıntımız yok, hiç sorunumuz yok. Peki ama yani çok affedersiniz. Yani şunu soracağım. Mesela atıyorum hani aynı yatağa girdiğinizde de size yine bakar mısınız diye mi sesleniyor? Yok, orada değişiyor. Yatak odasında değişiyor. Orada isminizi kullanıyor ama normal hayatta kullanmıyor. Aa, siz o zaman yatak odasında siz o güzel odasında paylaşımlarınızı arttırın, devam ettirin ama şunu mutlaka yapın. Bana ismimle hitap etmek istediğinde kendini nasıl hissediyorsun? Aklından neler geçiyor? Zayıf mı hissediyorsun?
utanıyor musun? Duyguların mı seni rahatsız ediyor? Yatak odasında mı gevşiyor? Evet bak orada farkındaysan dikkat et. Yani orada gevşiyor bak. Orada zihinde düşünceler orada azalıyor. Orada bir... Evet. Orada nasıl algılanırsam algılanayım diyor. Hiç sorun değil diyor. Yani o hani evliliğinizin çoğunda çok olumlu şeylerden bahsettiniz. Bunu da bence ilişkide çok sorun etmemek lazım. Ama kesinlikle de aşılabilir bir şey. Ara ara egzersiz de yaptırın ona. Ne hadi gibi? Bana bir seslensene. Hadi adını bir söylesene. Aa. Tabii tabii bu egzersizler güzel olur. Hadi bana Ayşe desene. Hadi bana Nur desene. Söylesin. Yaptırsın. Kişi bununla ilgili aslında geleneksel bağlardan kurtulamıyor. Bak ne diyorsun? Kocasına egzersiz adam yaptıracak. Adam belki de 45-50 yaşındadır ama 50 yıl ailesiyle yaşamış. 40 hayatım yıl, 45 bana ismimle, ismimle seslensene. Tamam da ama 30 yıl sen böyle bir sahneye maruz kalmışsın. Ama yatak odasında söylüyor. Çünkü orada dinamikler başka. Orada gevşiyor, her şey normale dönüyor yani. Allah ve, Allah. Ve bizim için şu önemlidir. Diyeceğiz. Eğer bir yerde söyleyebiliyorsa demek ki söyleyebilir. Demek ki yapabilir. Bu çok önemli. Yatak odasında söyleyebiliyorsa adamda söyleme potansiyeli var. Kendini rahat hissetmiyor. Kendini yakın hissettiğinde, rahat hissettiğinde o zihindeki düşünceler onu rahat bıraktığında söyleyebiliyor. Çok büyük bir sorun değil ama çok da rahat çözülebilir. Evlilik ve ilişki danışmanı sevgili Serhat Yabancı stüdyomda. Sevgili seyircilerimiz, dertler dinleniyor bu programda. Dertleşiyoruz beraberce. 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Dedim ya az önce, gerçekten arkadaşlarımız telefon başına telefonlara yetişemiyorlar. Alo efendim, buyurun, hoş geldiniz. Merhabalar Nur Hanım, nasılsınız? Merhaba, iyiyiz, çok soğuk üşüyoruz. Sizi çok severek izliyorum her sabah, böyle zevkle karşınızda kahvaltı etmekten bayılıyorum. Canımsınız, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler, sıcaklığınız yeter zaten. Hava soğuk olursa olsun sizin sıcaklığınız bizi ısıtıyor. Ya ne tatlısınız, valla şuradan gelip böyle bir sarılmak istedim size. Teşekkür ederim, aynen, çok seviyorum. Serhat İnşallah Yabancı görüşürüz. İle beraber sizi dinliyoruz, evet, sağ olun. Evet, Serhat Bey'i de çok beğenerek takip ediyorum. Facebook'tan olsun, Instagram'dan olsun ama kendisiyle görüşme fırsatımız olur inşallah bir gün bir yerde. İnşallah. Dinliyoruz. Teşekkür Buyurun. Ederim. Şimdi şöyle, ben 22 yıllık evliyim. Çok sıkıntılar yaşadık. Hani bahsettiğiniz bütün sıkıntılar aşağı yukarı hepsini yaşadık. Bir yıpranmışlık oldu bende de eşimde de. Yani evimizi artık devrem diyor bana. Ben de ona asker arkadaşım diyorum. Yani nasıl canlandırabiliriz bu evliliği? Çok yıprandık. Çok fedakarlık yaptık. Şu an devrem hani, şeye denir değil mi? Devrem, erkekler arasında aynı dönemde askerlik yaptıysan ona devrem dersin. Evet evet evet. Yani çok peki yıprandık. Kocanız niye size devrem diyor? Ben de ona diyorum çünkü çok yıprandık Nur Hanım. Evlilikte o kadar çok sıkıntılar yaşadık. Siz niye diyorsunuz? Hadi o mesela hadi askerlik yapmış da devrenin anlamını biliyor. Siz niye diyorsunuz biliyorum. Ki devrem? Aramızda çok mesafeler oldu artık. Yani böyle birbirimize herhalde çok yıprandık ya, huzur arıyoruz galiba. Bir huzur şeyine biraz uzaklaşmamız oldu. Nasıl Aman. Canlandırabiliriz? Peki cevaplayayım ben hemen. Devre. Ay bu devreyi nasıl oradan evet. kaldırabiliriz? Şimdi bu yani devrem olayını öncelikle bir kaldırmak lazım. İlk başlarda şaka gibi görünüyor ama sonrasında bu sistemin... Devrem ne diye söylenir? Samimi, aynı... sıcak yani, dostum gibi mi? Ya bunlar erkeklerin birbiriyle ilgili ilişki şekillerini temsil eder. Özellikle hani aynı dönem askerlik yapanlar ya da aynı dönem işte polis okullarında okuyanlar, şeylerde Hı. okuyanlara. Ne zamandan beri birbirinize devrem diyorsunuz? Biz bir son bir olay yaşadık. Boşanmaya kadar gidiyorduk neredeyse. Tekrar devam kararı aldık ama çok yıprandık. Ondan dolayı... Bir aldatma mı vardı? Her şey vardı yani. Bütün anlattıklarınız hepsi kapsıyor yani. Karşılıklı mıydı yoksa? Efendim? Karşılıklı mıydı yoksa? Yok, hayır hayır, asla. Ben öyle bir insan değilim ama... Eşim biraz çok anneci, çok şımarık bir yapıya sahipti. Tek başına yüklendim diyebilirim bu evliliği. Peki kocanız size ilk defa devrem dediğinde üzüldünüz mü? Hayır, ben dedim öncelikle ona. Çok yıprandım çünkü Nur Hanım. Yani bildiğiniz gibi değil. Ama sanki şöyle oluyor yani. Askerlik yapmadınız ki, bir şey söyleyeceğim. Bir kadın yaşamadığı bir duyguyu nereden bilir? Askerlik yapmadınız, devrem nasıl? Ama şöyle, biz ev arkadaşı gibi olduk. Ben şimdi çok takip ediyorum. Serhat Bey'i falan da olsun. Diğer şeyleri, terapistlere falan çok izliyorum yani. Ev arkadaşı gibisiniz yani, cinselliğiniz ya bizi, yok mu? Bizi bu kadar evet, izlediniz, evet, devreme mi bağladınız doğru, yani? Doğru bir kanı. Yok yok, yani şeyi biliyorum diyor, ne demek istediklerini. Ben şöyle söyleyeyim. Bak burada bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Ev arkadaşı gibiyiz dedi ya. Ev arkadaşı gibiyizden ben şunu algılıyorum. Yani biz aynı evde yaşayan ama evliliğin gerekliliğini yerine getirmeyen iki insan gibiyiz. İki arkadaş gibiyiz diyorsunuz değil mi? Teşekkür ederim. Evet, aynen. İlk sorum şu. Sen ne hissediyorsun? Yani onu sana ne hissettiğini boşver de sen ne hissediyorsun? Devrem olayını sen çıkardığın için...
Evet. Senin duygularınla ilgili sanki bir karmaşa dönemi olmuş. Evet. Ve sen bunu buradan böyle geçerek bunun üzerinden gidermeye çalışmışsın. Niye evet. ona canım, aşkım, sevgilim ya da kocam demiyorsun da bunu diyorsun? Bence önce kendi duygularından yola çıksak daha iyi olur gibi. Ne hissediyorsun eşine karşı? Çok yıprandım ya, artık ona şey böyle şakalı ve takılıyorum. Devrem diyorum. Yani bir şeylerin farkına vardım istiyorum. Tamam, gerçekten ne hissediyorsun? Gerçekten ne hissediyorum? Yok, ben o benim eşim. Severek tamam. evlendim. O zaman şöyle bir karar alalım mı? Evet. İşin şakası olsa bile bunlar zamanla ilişkinin kalıbına dönüşebilir. Eyvah eyvah. Sen evet ya. Kesinlikle. Bak sen söylemişsin, o da söylemeye başlamış. Tabii. Erkekler bu tip komik şeylere daha çabuk ayak uydururlar, onu söyleyeyim. Sen ona kanka de, hemen sana kanka demeye başlar. Ama ne münasebet değil ama mi? Ama olmaması lazım. Yani? Evet, yani rollerimizi kaybetmiyoruz. O senin kocan, sen onun eşisin. Bugünden bunun, sonra değiştirsin, ne evet, yapsın? Bu kavramı evlilikte kaldırıyoruz. Duygu dolu ve evliliğin o sınırları içerisindeki kalıplara göre konuşuyoruz. Eskiden nasıl konuşuyordun? Aşkım mı diyordun, canım mı diyordun, kocacım mı diyordun? Kendi herkesin sevme ve sevilme dili farklı olduğu için. Doğru. Oraya geri dönelim, o kalıplara geri dönelim. Hatta eğer içinden geliyorsa, ben burada da bir illaki dayatma yapmak istemiyorum. İçinden geliyorsa daha yoğun duyguları kullanacak sözcüklerde kullanabilirsin. İlişkide duyguyu her zaman kadın daha çabuk yaratabiliyor, oluşturabiliyor yapısı itibariyle. Teşekkür ederiz. Devremi kaldırıyoruz. Devrem mevrem. Nereden çıkartıyorsunuz devremleri? Evet. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Luna abla. Merhabalar. Merhaba Serhat abi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya ne tatlı abla, abi diyorlar ya. Bayılıyorum vallahi size. Dinliyoruz canım. Abla dediğiniz için canım diyorum, müsaade ederseniz. Evlendiğim zaman, bu zamana kadar eşim tarafından sürekli sosyal medya tarafından aldatılıyorum ama eşimi de çok seviyorum. Kaç yıllık evliyiz? 3 senelik abla, bir de benim bir engelim var. Hani eşim de bunu biliyor. Yani sürekli kavga ettiğimiz zaman bana çirkin suratını yaptır. Ondan sonra dişlerini yaptır. Ben sürekli beni böyle rencide ediyor. Biz çok zorluklarla geldik bu zamana kadar. Annemden çok şiddet gördüm, çok dövdü beni. Dışarıya attı, babamı dışarıya attı, babam kanserden vefat etti. Ben de eşimin de annesi babası ayrı, ikimizin de bir, yani bir yanı buruk. Ben annemden yana şanssızım. Hani ne yapacağımı bilmiyorum. Sürekli beni aldatıyor. Evet. Ve çirkinsin diyor, git dişlerini yaptır diyor. Evet, bu da beni yaptırsın çok o zaman zorluyor. Dişlerini. Kocan değil mi yani, madem değil mi? Ya ben bunu yani, anlamıyorum yani. Bu dişin yapılmasıyla çözülecek bir olaya da çok benzemiyor. Bu biraz sana olan saygısını yitirmiş noktasına geliyor. Yani mevzu diş veya işte görsel bir durumla ilgili değil. Yani bu hayat sonuçta bizi yaşlandıracak. Eski görselliğimiz kalmayacak. Eski enerjimiz kalmayacak. Gün gelecek çaya şeker bile atamayacağız. Yani fiziksel yapımız veya yapımız gereği. Sevgi bu değildir. Yani sevgi karşıdakini olduğu gibi kabul etmektir. Görmek istediği gibi görmek değildir. Yani ben seni böyle görmek istiyorum dediği sürece seni benimsememiştir. Ben burada hani kendi kişiliğinden taviz vermeni önermiyorum. Kendi saygınlığından taviz vermeni önermiyorum. Kötü bir anneyle, zor bir anneyle büyümüş olabilirsin ama insanın çocukluğu, insanın kaderi olmamalıdır. Bu bizim elimizdedir. Eşine o sınırı çizeceksin. Sana saygı duymayı öğrenecek. Eğer sana saygı duymuyorsa sen kendine saygı duymayı olmazsa olmaz öğrenmek zorundasın. Bu hayatta en çok biz kendimize sadık olacağız. Karakterimize, kişiliğimize, kendimize verdiğimiz değere, başkasından bunu talep ettiğimiz sürece o değeri de o saygını da kazanamıyoruz. Gerekirse ben her zaman şunu söylerim. İnsanlar yeri geldiğinde boşanmayı göze alıyorlarsa evlensinler. Ve bazen bu yanlış anlaşılıyor. Yeri geldiğinde eğer kişiliğinle ilişkin arasında kalıyorsan bil ki zaten yanlış bir yerdesin. İlişki seni karakterinle, kişiliğinle test ediyorsa sen zaten yanlış bir yerdesin. Sen dik dur, karakterini de dik tut. En kötü ne olacak biliyor musun? Zaten sana bu insan saygı duymuyorsa yolunu çizecek. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Güzel bir konuya değindin. Dedi ya hani ben güldüğüm zaman kocam diyor ki önce git dişlerini yaptır. Ben de buradan o kocaya sesleniyorum. Madem kocaysan önce adam ol. Karına destek ol. Hani klasik bir söz vardır ya, sevgi emek ister. Değil mi? Emek ver. Yani ama benim anladığım kadarıyla, senin de söylediğin kadarıyla dişlerini yaptırmakla, işte estetik yaptırmakla olmaz. Bu zaten çözülmeyecek. O adamın beynine bir estetik tabii canım, lazım. Bu bizim yani. Saygınlığımızla, karakterimizle ilgili. Yani dişleri değiştirelim ki bana saygı duysun. Yarın dişler biter, başka bir konu başlar. Hayır, o sana saygı duyacak, seni evet. kabul edecek. Şimdi konu öyle bir yere geldi ki sevgili seyircilerimiz. Tabii böyle
sağlıkla ve mutlulukla gülümsemek de çok önemli, değil mi? Evet. Özgürce gülümseyebilmek de çok önemli. Bazen diş yapımız, dişlerimizin sağlıksızlığı, ne bileyim işte ağzımızın şekli ve yapısı buna müsaade etmiyor. Şimdi biraz sonra sizin yüzünüzü güldürecek haberler vereceğim. Ekran başında kalırsanız Serhat'cığım, ya çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İlişkilerimizle ilgili gerçekten bize çok güzel yön verdin. Şimdi sevgili seyircilerimiz, saniyeler sonra Serhat'ı uğurlarken yine bekliyorum Serhat'cığım, olur mu? Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Serhat Yabancı Instagram'dan da takip edebilirsiniz Serhat'ı. Teşekkür ederim. İlişkilerimizi yorumladık. Şimdi yüzünüzü güldürecek haberlerde sıra. Hanımlar, beyler, rahat rahat gülümseyemiyorum ve rahat rahat gülümsemek istiyorum diyenler ekran başındaysa işte haberlerimiz geliyor. Estetik diş hekimi Abdülkadir Narin stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Ay, çok güzel bir ortam. Büyük bir keyif ve evet, büyük bir zevkle ağırlıyorum. Çünkü neden? Yeni bir şeyler çıktı böyle, gülüş estetiği diye. Evet. Bunu konuşmak istiyorum. Gülüş tasarımı diye bir şey var. Duyuyoruz. Evet. Nedir evet, gülüş tasarımı? Aslında güzel bir gülüşe sahip olmak. Hakikaten az önce çok da güzel bir giriş yaptınız. Çok çok önemli bir şey. Bu güzel gülüşe kavuşmaya yönelik olarak, hı hı, yapılabilecek bütün uygulamaların bir ön gösterimine gülüş tasarımı diyebiliriz. Yani güzel bir gülüş istiyorum ben. Acaba gülüşümde ne gibi bir problem var? Gülüşümü daha güzel bir hale nasıl getirebilirim diye bir sorusu olan bireyin bunu dişlerine dokunmadan gösterebildiğimiz bir ön gösterimi olan aşamaya gülüş tasarımı diyebiliriz. Şimdi mesela şu kalsın arkadaşlar ekranda. Bir önceki resim, bak çok güzel bir resim. Evet. Şimdi bana göre size soruyu soracağım. Böyle şu diş mesela, bu gülüş muhteşem gibi, değil evet, mi? Bu güzeli biliyoruz. Peki evet, doğru olmayan, hani gülüş tasarımı yapılması gereken ağızlar ya da dişler diyeceğiniz, ya biz nasıl anlarız gülüşümüzde hata olduğunu ya yani, da dişlerimizde? Birey kendisi zaten gülüşüyle alakalı olarak belli eksiklikleri farkında oluyor. Onları anlamaya yönelik olarak aslında onu yani güzellikle ilgili o müphem konu, ben güzel miyim, gülüşüm yeteri derecede güzel mi sorusunu bireyin kendisinin cevaplaması gereken bir soru. Burada dışarıdan bir dayatma değil ama tabii ki genel belli kabuller var. Yani güzel bir gülüşe yönelik mesela olarak. Mesela diş etlerinin gözükmesi midir hata burada, nedir? O kadar ya da dişlerin çok fark ediyor ki mıdır? Yani şimdi aslında biz hani bu emojileri çok kullanıyoruz, değil mi? Yani orada çok basit bir şey yapıyoruz. İki tane nokta koyuyoruz ve altına bir ifade yerleştiriyoruz. O bir anlam teşkil ediyor. Bu anlamı oluşturan gülüşle alakalı kısımda kişi zaten kendisi oradaki o mütebessim durumunu, o enerjinin dışarıya çıktığı durumun eksikliğine dair bir hissiyatla bize başvururken bunu ifade ediyor. Yani ben gülüşümden memnun değilim ifadesi aslında bireyin kendisinin, bizim ona dışarıdan ya gülüşün sen öyle oluyor ki. Yani kişi aslında size kendi şikayetleriyle başvuruyor. Birazcık öyle ben oluyor. Ben gülmemden, ağzımdan, şeklinden, dişlerimden, etimin memnun gözükmesinden, gülümsememden memnun değilim. Kesinlikle diyor. Evet. Peki aynen, hop size geldik böyle bir şikayetle, koltuğuna evet, oturduk. Ay dişçi evet, koltuğuna oturmak da hepimizin çok büyük endişesi değil mi? Ama artık galiba tıp o kadar ilerledi ki o endişeler de kalmıyor artık. Ya şöyle, bu endişeyle ilgili mesele aslında hekim ve hasta arasındaki o güven ilişkisiyle çok rahat bir şekilde aşılan, hı hı, bir mesele. Tabii ki teknikler çok gelişmiş durumda. Anestezi teknikleri, sedasyona dair teknikler ve yapılan işlemlerin kendisinin daha rafine bir hale gelmesi de işlemleri kolaylaştırmış durumda. Ama çok güzel bir giriş yaptınız. Siz gelecek olsanız gülüşle ilgili olarak, o kadar da harika bir gülüşünüz var. Burada canlı olarak da çok daha güzelmişsiniz. Ekran, ya çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi yani ne olmasını istiyoruz sorusu, bu çok kişisel bir soru. Yani sizi tanıyabilmemiz, gülüşünüze dair beklentilerinizi ortaya çıkarabilmemiz için ağzınızda önceden yapılacak işlemin bir ön gösterimine ihtiyaç duymamızı getiriyor. Ha, bunu görüyor muyuz tabii peki? Ki, ön tabii ki. Aa, tabii ne ki. Güzel. Yani daha herhangi bir işlem yapmadan önce yapmaya hayal ettiğimiz, sizin kendinizi ifade ediş şeklinizden yola çıkarak bendenizin anladığı durumu ağızda küçük böyle hamurcuklarla çok kısa bir zamanda
yapabiliyoruz. Müthiş bir şey. Tabii bu çok harika bir olay. Bu sayede daha herhangi bir şeye başlamadan önce, çünkü bireyin kendini ifade etmesi gülüşüyle ilgili durumda. Az önce ben bile birazcık zorlandım. Yani bu kişisel durumu, bu hastanın kendini, bireyin kendisini ifade etmesinde bir demonun olması, bunu beğenip beğenmediğini, müthiş bir şey, harika bu. Bir şey kesinlikle. Yani aynaya bakıyorsun, gülüşünü beğenmiyorsun, evet. Ya da insanlar senin gülüşünün güzel olmadığını söylüyorlar. Sen bir estetik diş hekimine gidiyorsun, evet. Koltuğuna oturuyorsun, diyorsun ki doktor beyciğim ben diş, yani gülüşümü beğenmiyorum. Sizin kişiliğinize uygun bir gülüş estetiği hazırlıyorlar. Aynen, zaten gülüş. Allah'ım, tıp ne kadar ilerledi, evet. Ya. Peki sonra? Bu ön tasarımla beraber hastanın, bireyin de onayladığı ve bendenizin de onayladığı bir durumu yakalayıp ondan sonra bunu realize böyle etmeye başlıyoruz. Böyle birkaç tane mi örnek hazırlıyorsunuz peki? Bir tane mi örnek şimdi oluyor? Şimdi şöyle, o ilk hazırlanan örneğin hazırlanması hasta ağzında yaptığımız bir işlem değil. Hastanın ağzından aldığımız mevcut duruma dair bir ölçüyle ve fotoğraflarıyla beraber modelin üzerinde yaptığımız bir durum ve onu sonradan ağza bir 10-15 dakikalık işlemle tatbik ediyoruz. Benim onu hazırlamam 3-4 saatimi alıyor ama mesela bugün geldiniz, diyoruz ki işte ilk müsait fırsatta şu gün geliniz lütfen. Hastamız da o gün geldi. O benim hazırladığım o ön tasarımı ağza uyguluyoruz. Beraber bakıyoruz, onun fotoğraflarını çekiyoruz. O hasta zaten ilk anda aynaya baktığı andaki o 3-4 saniyelik tepkisindeki o gözlerindeki ışıltıyı görmek görmemek benim aradığım şey oluyor. Sonra da hastanın bununla ilgili olarak bazen kişisel istekleri olabiliyor. Birazcık daha yuvarlak hatlara dair, birazcık daha tam ifade etmekte de zorlanıyor genelde hastalar ama biz orada birazcık yönlendirerek üzerinde küçük değişiklikler yaparak bir final duruma getiriyoruz onu. Yani mesela böyle ağzımızı kapatarak güleriz bazen, evet. Bazen şöyle güleriz, bazen de aslında dolu dolu kahkaha atmak isteriz ama dişlerimiz ve ağız yapımız kötü olduğu için böyle güleriz. Kesinlikle. Bütün bunlar ortadan kalkıyor yani. Bu bunda kesinlikle mümkün bir şey. Güzel bir gülüşe kavuşmaya yönelik olarak. Herkese yapabiliyor musunuz bunu? Kadın, erkek, çoluk, çocuk, genç, yaşlı? Zannedildiğinin aksine erkekler de çok ciddi başvuruyorlar bununla ilgili olarak. Yani oranlayacak olacak olursak neredeyse yarı yarıya diyebiliriz. Gelen bununla, bu istekle gelen erkeklerin oldukça, erkek de geliyor tabii ki yani. Vallahi bravo erkeklere ya. Evet. Erkekler ama bu, hakikaten son dönemde bu daha estetik konusunda atağa kalktılar. Kesinlikle. Öyle söyleyebilirim. Şimdi sorular hazırladım size. Asıl sormak istediğim şu. Bir şeye dokununca, müdahale edince biraz o doğal görünümden uzaklaşabiliyor. Evet. Mesela yaptığınız bu gülüş estetiği doğal oluyor mu? Hani böyle yapmacık mı duruyor, yoksa böyle baktığın zaman ay bu kadına ya da bu adama ne olmuş, ne kadar güzel gülüyor mu diyorlar? Bizim aslında doğal kelimesi ile kastettiğimiz şey dışarıdan bakıldığı zaman anlaşılmaması ise, evet, yani dışarıdan bakıldığı zaman anlaşılmaması gülüş tasarımında en önemli konulardan tabii bir şey. Tabii anlaşılmasın. Tabii ki. Çünkü sadece desinler ki bana dışarıdan baktığında ay enerjin değişmiş, ne hoş gülüyorsun. Çok güzel. Ay gençleştin, aynen. Mi sen? Aynen. Hani öyle şeyler, aynen. Olsun. Aynen. Bu gülüş tasarımının uygulanmasından sonra başarılı bir şekilde uygulanan en önemli anahtarı. Yani dışarıdan bakıldığı zaman yapay duran bir şey kesinlikle estetik de duruyor diyemeyiz. Estetik dediğimiz hadise, biz doğal kelimesi yerine estetik bir gülüşü yakalamayı seviyoruz kavram olarak. Neden bu ayrımda ısrar ediyoruz? Çünkü biz neticede gülüşü estetik bir hale getirmeye çalışıyoruz. Ama eğer yapılan o uygulama neticesinde orada ortaya çıkan değişiklik yapay duruyorsa, o zaman bu kesinlikle ve kesinlikle estetik de değildir. Hı hı. Yani doğallıkla kastedilen şey anlaşılmamasıysa, güzel bir gülüş tasarımının en önemli konuları, yani vazgeçilmez unsuru bunun anlaşılmıyor olması. Müthiş bir şey. Şimdi bu soruları sorarken gülüş tasarımı dedik, işte estetik, evet. Görünüm dedik falan. Hocam ne yapıyorsunuz? Nasıl ya? Ameliyat mı yapıyorsunuz? Diş Yok. Etlerini mi kazıyorsunuz? Ağzı mı genişletiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bu estetik için? Bu kişiden kişiye çok farklı uygulamalar yapılıyor. Bazı bireylerde dişlere yapılacak olan müdahaleler birkaç günde hallolabiliyorken bazı ileri durumlarda daha uzun vakitler gerekebiliyor. Ama burada temel mantık, dişleri hiç dokunmadan mümkün mertebe dişin üzerindeki, dişlerin dizilimindeki, diş etlerindeki
Ondan sonra bunların dudakla ilişkisi, burnunuzla, gözlerinizle, kaşlarınızla ilişkisi, sizin kişiliğinizle ilişkisi, bunların hepsinin nihai hale getirilmesinden sonra dişlere dokunmadan bu işlemleri yapabilmek. Hedeflenen şey bu. Bazen bu anlamda mesela diş etlerine dokunmamız gerekebiliyor. Dudaklara belli küçük uygulamalar yapıldığı oluyor. Diş etleri fazla gözüken insanlara yönelik olarak özellikle bu çok sorulan bir şey olduğu için bu yapılan işlemler aslında temelde minimal olarak dişlerin üzerine dokunarak yapılması gereken, yapılması hedeflenen şeyler ama bazı ileri durumlarda muhakkak daha ileri cerrahi gerektirecek işlemler de olabiliyor. Bu işlemlerin ama büyük büyük çoğunluğu normal hayatımızı engelleyecek şeyler değil. Yani işlem yapıldıktan sonra ertesi gün normal hayatımıza geri dönebildiğimiz işlemler. Fakat temel olarak tedavi süresini birazcık daha uzatabiliyor. Peki geldiğimizde mesela size başvurduğumuzda evet gülüş estetiğiyle ilgili başvuruyoruz ama mesela bir çürük varsa ne bileyim bir boşluk varsa implant aynı anda aynı uygulamalar tedaviler de yapılabiliyor mu? Şimdi ya da böyle dişlerimizde mesela üst üste çarpıklık varsa. Evet evet ya biz güzellikle ilgili bahsederken güzelliği bir üst başlık olarak ele alıyoruz. Onun vazgeçilmez parçası olarak sağlık. Sağlık çok önemli. Zaten sağlıksız bir durumun güzel olması da mümkün değil. Aslında biz güzellikle ilgili meselede o tam sağlıklı hali gördüğümüz için bizde güzel bir duygu uyandırıyor. Mesela gece diş tıkması varsa hani dişlerin üzerinde ne oluyor? Aşınmalar oluyor. Kesinlikle. Dişler kısalıyor. Dişler kısaldığı zaman ağız çene yapım bozuluyor. Aynen. Bunun bozulması demek çünkü sağlık burada başlıyor ya bütün bedenin bozulması demek. Bir bütün tabii yani sindirim sistemi sadece gülüşün güzelleşmesi dışarıyla alakalı bir mesele değil. Tamamen içsel yönleri çok kuvvetli bir mesele. Sağlıkla ilgili yani genel sindirim sisteminin bir parçası olarak ağız. Sindirim ağızda başlıyor. Bizim iç organlarımızı düşünecek olacak olursak yani içerideki birçok organ sindirim sistemiyle alakalı organlar. Bu organların bir bütün olarak problemsiz bir şekilde herhangi bir sorun yaşamayacak şekilde devam etmesi ağızdaki sağlıkla da doğrudan alakalı. Yani ağzınızdaki hayal edin çürükler var onların üzerinde yediğiniz bakteriler vesaire aldığınız gıdalarla beraber hepsi içeriye doğru yürüyor. Yani ağzın sağlıklı olması, diş etlerinin sağlıklı olması çok çok önemli. Eğer gülüş tasarımına yönelik olarak yapacağımız işlemlerde diyelim ki orada bir çürük söz konusuysa tabii ki öncelikle ve öncelikle onun tedavisine yönelik işlemler gülüş tasarımıyla beraber onun içinde o tedavi planı içerisinde dahil edilmesi gereken bir şey. Eğer bir diş eksikliği söz konusuysa ve yani hani güzel bir gülüşte bir dişin eksik olması olabilecek bir şey değil. Oraya eğer bir implant yapılması gerekiyorsa işlemle beraber tabii ki oraya da bir implant yapılması yapılıyor yani evet. Oraya da. Hocamın yaptığı gülüş tasarımlarına bu arada bakabilirsiniz. Doktor Narin Instagram adresi. Evet. Hı hı. Böyle orada da paylaşıyor kendi hesabında da. Şimdi mesela diyelim ki size geldik. Kötü gülüyoruz. Ağzımızı kapatıyoruz. İşte rahat rahat gülümseyemiyoruz. Ne kadar sürede, kaç gün, kaç saat, kaç dakika, kaç ay sürüyor? Şöyle birçok vakada aslında 10-15 günlük bir sürede o ideal duruma ikimizin yani hastanın bireyin de onayladığı ve bendenizin de onayladığı o duruma 10-15 gün gibi kısa bir sürede kavuşabiliyoruz. Bazı durumlarda bu süre birkaç güne kadar inebiliyor. Hı hı. Çok ender diş etiyle alakalı ileri derecede müdahale gerektiren durumlarda ise bu süre 3 aya kadar uzadığı da olabiliyor ama ileri safhalarda. Tabii en dramatik vakalarda bile ya 3 ayı geçtiği çok ender oluyor. Kısacası böyle söyleyebiliriz. Tabii buradaki o tasarım sürecinde bir tasarımcı olarak bir işte sanatçı olarak bunu uygulayacak olan kişinin ve bu sanat eserini hayatın bir parçası olarak taşıyacak kişinin o beraber yakalayacağı işte o sinerji birbirini anlama durumu çok çok önem kazanıyor. Bu durumu yakalayabilme de bu az önce bahsettiğimiz o gülüş tasarımının daha hiçbir şey yapılmadan önce tatbik edilmesiyle doğrudan alakalı. Bu süreci sağlıklı bir şekilde işlettikten sonra genellikle bir hafta 10 gün gibi sürelerde bu gülüş tasarımı tamamlayabiliyoruz. İmplant tedavisinin süresine kadar onlar mesela bir günde olabiliyor mu yoksa evet. O da bir zamana mı yayılması gerekiyor? İmplant tedavileri artık yani implant çok yeni bir tedavi değil.
Bir kere şunu söyleyeyim aslında. İmplantı nerede kullanıyoruz? Ya implant diş eksikliği olan durumlarda, dişimiz yoksa eğer, bir tane diş olabilir, üç tane diş olabilir, bütün hiçbir dişimiz olmayabilir. Orada kullandığımız yapay bir diş kökü. Yani diş ağızda yoksa, hiç dişi yoksa, o işte takıp çıkan damaklar vardı ya artık. Ben onu en son ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum. Yani eskiden bunları kullanıyorduk. Onun yerine implant tedavileriyle daha işte çıkmayan sabit dişler yapılıyor. Damaklar çok zor değil mi? Evet, fırlayabiliyor evet. Yani. Çok komik şeyde kepsler evet, oluyor yani. Kepsler de oluyor gerçekten. Aynen öyle. Yani o şey değil. Sadece o kepslerdeki o trajikomik durumdan ayrı olarak hayat kalitesi ne kadar düştüğünü hayal edebiliyor musunuz? Şimdi hani bir kolunuz yok ve... O kolun yerine bir tane işte işlev görmeye çalışan bir şey var orada. Yani dişsizlik, tam dişsizlik tabii de gülüş tasarımına dair şeyler yapıyoruz. Orada da bir tasarım süreci söz konusu oluyor. Hiç ağzında diş yoksa da. Zaten bu planlamanın vazgeçilmez bir unsuru. Yani geriye dönük olarak planlamayı yapıyoruz. Tasarım süreci bize yapılacak olan işlemin final halini ortaya çıkarmamızı sağladığı için... adeta bir sınava girerken o sınava dair çıkacak soruları önceden sıkı bir şekilde çalışma fırsatı veren bir uygulama. Bu sayede de en rafine şekilde, en ideal şekilde o işlemi sonlandırmamızı, mutlu bir şekilde sonlandırmamızı sağlıyor. Bu yüzden de hastalarla ilgili olarak yani şöyle bir durumla karşılaşmayı düşünebiliyor musunuz? Yani bir tasarım sonucunda bir işlem yapılmış ve bu artık. Hani bunu kullanacaksın bundan sonra demek yerine gülüş tasarımı. Önceden görüyoruz. Tabii ki bu fırsatı veriyor. Şey. Burada implantla ilgili eğer gerekli olacak olursa bu istekle başvuran bakalı insanların %90'ında bu işlemi yapabiliyoruz. Aynı gün implantı da koyup üzerine dişini de koymamız söz konusu. Bu işlem süresi... Yani özgüvenli oluyorsun. Evet, tabii ki. Ağzındaki dişler ve evet. Gülüş tasarımın değil mi yerinde olunca evet. Gülümsemen değişiyor, bakışın değişiyor. Evet. Ne bileyim daha kendine daha güvenli hissediyorsun. Konuşman bile değişiyor. Fonasyonu da etkiliyor. Konuşmayı da etkiliyor. Hayat kalitemizi doğrudan etkiliyor. Sağlığımızı etkiliyor. Sağlığın, kesinlikle. Yani diş eksikliği çünkü çok şeye yol açıyor. Ya diş eksikliğiyle beraber genelde ağızdaki sağlık da diş etleri ile ilgili problemler genel sağlığı ciddi anlamda etkileyebiliyor. Bu bağlamda dişle ilgili tedavilerde diş etlerine yönelik olarak da muhakkak kontroller yapılması şart. Kesinlikle çok önemli. Evet. Şimdi sizin sayfanıza bakıyorum da Doktor Narin olarak burada gerçekten sevgili seyircilerimiz çok güzel şeyler paylaşmış hocam. Az sonra bakacağım. Sizin de sorularınız varsa hocama ulaştırın. Çünkü dişlerinizi beğenmiyorsanız ve rahat rahat gülümseyemiyorsanız kendinize olan güveniniz de gidiyor bu noktada. Karşısındaki insanın yüzüne bakmadan ya da ağzını kapatarak ya da dudaklarını büzerek konuşuyorsun. Bu da senin rahat iletişim kurmana bile engel oluyor. Peki gençlerde bunu yapabiliyor musunuz yoksa ileri yaştakilerde mi yapılabiliyor? Yani aslında daha çok da gençler başvuruyorlar. Yani 20-30 yaş arası işte mesela 18 yaşından küçük bireylerde de bonding uygulamalarıyla yaptığımız işlemler oluyor. Ne uygulaması? Bonding uygulamalarıyla. Bu bonding uygulamaları dişe hiç dokunmadan dişin üzerine bir malzeme ilavesiyle atıyorum iki tane dişinin arasında bir boşluk var. İki dişin arasında küçük bir açıklık var ve ondan memnun değil. Oraya aynı gün küçük ilaveler yaparak oradaki boşlukları doldurmak mümkün oluyor. Bu... Estetik diş hekimi Abdülkadir Narin stüdyomuzda gülüş estetiğinden bahsediyoruz. Gülüşünüzü beğenmiyorsanız ya da dişlerinizde probleminiz varsa böyle pırıl pırıl tertemiz böyle aydınlık bir ağza ve gülüşe sahip olmak istiyorsanız artık estetik diş hekimleri bunu sağlayabiliyor. Yani gülüşünüzü beğenmiyorsunuz, doktora başvuruyorsunuz. Aynen. Kaç günde yapıyorduk hocam? Kaç günde gülüş estetiğini tamamlayabiliyordunuz? Tasarım sürecinin tamamlanmasından sonra genel itibariyle 10 gün gibi bir süre diyebiliriz buna. Hı hı. Bunu kısaltmak bazı vakalarda mümkün. Fakat biz hastayla bu işlemi tamamlarken üzerimizde süreyle ilgili bir baskı unsuru olsun istemiyoruz. Hı hı. Dillendirirken yani bunu konuşurken hastanın 10 günlük süre olarak kendini hazırlamasını istiyoruz. Daha erken de yaptığımız oluyor ama 10 gün gibi bir süre demek yerinde olur. Klasik sorumu soruyorum. Evet. Acı, ağrı, sızı var mı? Acı, ağrı, sızı artık zaten diş tedavilerinin
hepsinde, yani istisnasız hepsinde artık ağrısız bir şekilde bu işlemleri yapmamız mümkün. Diş tedavisi, diş koltuğu hakikaten otururken insanı rahatsız eden bir yer ama oturduktan sonra yapılan işlemlerde herhangi bir ağrı olmadığını ağrısız görmek yok. İlk 15 dakikadan sonra hastalar genellikle rahatlıyorlar. Peki. Zaten. Estetik diş hekimi Doktor Abdülkadir Narin. Çok teşekkür ediyorum. Ben deniz teşekkür ederim. Güvenle gülümseyebileceğiniz ve güzel olaylar yaşayacağınız güzel günler diliyorum hanımlar beyler.